Suçlu aramızda. Ve iki kişi olay yerinde görülmüş. Demek ki iki kişi eve geri döndü. Sonra da beni merdivenlerden attı. Ama şimdi hemen öyle itti. Sus hayatım, sus. Anne ne diyorsun sen? Seren, karışma. Karışma Seren. Efsun Hanım, şimdi siz yani bizi mi suçluyorsunuz? Çok ayıp, çok ayıp. Bu çok, çok büyük bir terbiyesizlik. Yani gerilmeye başladım, hiç yakışmıyor size. Öyle mi? Siz benim nerede olduğumu görüyor musunuz? Sizce bu yakışıyor mu bana? Neye gülüyorsunuz Timur Bey? Bütün bu saçmalıklara gülüyorum. Bu saçmalıklar daha ne kadar devam edecek merak ediyorum doğrusu. Peki Edip Bey, elinizde bir kanıt var mı? Geleceğiz Rengin Hanım, ona da geleceğiz. Hayır yani Efsun Hanım, bizim aldığımız ne malum? Yani nereden çıktı? Belki hırsız girmiştir, almıştır ya. Evet. Nasıl öngörülü bir hırsız ki bu, kimsenin evde olmadığını biliyor ve her nasıl oluyorsa da siz hepiniz olay yerine geri geliyorsunuz. Neden? Boğca diye tutturdu. Tabii sessiz kalabilirsiniz ama ben bunu da öğreneceğim, hiç merak etmeyin. Hepinizle tek tek görüşmek istiyorum. Yok artık yani. Dedektiflik öyle bir kurum mu var Türkiye'de? Los Angeles Polis Departmanı mısınız? Kimsiniz? Nedir? Ne oluyor? Hayır, bir de normalde bunu polisin yapması gerekiyor. Yani söz soruyor. Polis düşürüyorsun bizi ya. Bir saniye. Ben özellikle polise gitmedim sizi korumak için. Ama suçlu değilseniz itiraz etmenize gerek yok. Yani. Suçlu olan sorgulamadan korkar. Haklı değil mi? Timur Bey, sizden rica etsem bana bir oda ayarlar mısınız? Hani herkes buradayken sorgulama işlemini başlatalım. Hı? Yok artık, daha neler neler. Yani istersen sorgu lambası da alalım hepimizin yüzüne. Tüm saçmalık olabilir. Timur Bey. Sorgu lambası çok iyi olur. İstiyorsunuz yani. İstiyorum. Lambayı da istiyorsunuz. Tabii tabii. Siz niye bu kadar gerildiniz? Ben gergin falan değilim. Bir an önce bu saçmalık bitsin istiyorum Yusuf Hanım. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Burası hastane burası benim arkadaşlar. Benim ama bir soru sormam gerekiyor. Bir de bir odada sormam gerekiyor. Peki efendim, sizin istediğiniz odayı size veriyorum. Bu sorgu ve bu saçmalık bir an önce bitsin yeter. O kadar. Yok dedektifmiş, yok LAPD bilmem ne. Bu olmaz. Ne saçmalıktır? Hastane burası. Ayıp. Gerçekten hiç hoş olmadı bu. Hiç hoş olmadı. Hiç hoş olmadı. Edip Bey, elimde bir kanıt var. Geleceğim oraya dediğinizde bir türlü gelemediniz. Rengin Hanım değil mi? Evet. Geleceğim Rengin Hanım. Bulunca geleceğim. Bulunca mı? Tabii bulunca. Bulmayınca mı? Çok saçma. Ben itiraf edeceğim. Hayır, yapmayacaksın öyle şey. Edeceğim. Hayır, yapmayacaksın. Ben... Bahar. Avukat arıyor, açmam lazım. İdeceğim. Işıl Hanım, buyurun. Ha. Evet. Ha, ne zaman? Tamam. Tamam, hazırlanacağım. Teşekkür ederim. Avukat, ne evet. diyor? Mayın velayet davasıyla ilgili zaman... Yani zamanı belli olmuş, haftaya bugün. Harika Bahar, erken olması çok iyi. O zaman bir şey söyleyeceğim sana. Önce bu duruşma bitsin, sonra itiraf et, tamam mı? Nasıl duracağım peki? Tamam, o zaman ben gidip ediyorum. Hayır, olmaz. O zaman sözümü dinle. Duruşma bitsin, öyle. Ha? Bir hafta nasıl bekleyeceğiz? Dedektifler ağlarda düş. Yani bu adamın bunu çözebileceğini düşünüyorsun, ha? Sence? Ha, kafadakiler. Evet, tamam. Ha. Tamam, tamam. Bir şey yaparız, bir hafta bekleriz. Ay, öyle tepemde dikilip beni yargılayacağını söyle, ne söyleyeceksen. Sana ne söylenir artık bilmiyorum ki anne. Geçmiş olsun diyebilirsin mesela. Mesela anneciğim, ucuz atlattın. Anne, bu nasıl bir aileymiş, biz içine düştük. Yani söylemek isteyen laf çok Serenciğim. Pes. Pes demek istiyorum anne. Yani tamam, benim annem serttir, mizacı böyledir, artık bunu da yapmaz diyorum ama sen her defasında beni şaşırtmayı başarıyorsun. Seren, sen ahraz mısın yavrum? Ha, duymadın mı Edip Bey'in söylediklerini? Ölebilirdim diyorum. Ya nereden biliyorsun içeri girenin onlardan biri olduğunu? Tamam, Edip Bey'i duydum ama kusura bakma, ben o adamı ciddiye alamıyorum. Benim durumum ciddi ama... Anne, elinde kanıt yok, bir şey yok. İnsanları suçlamak bu kadar kolay mı? Kolay canım. Onlar benim mülküme bu kadar kolay girebiliyorlarsa ben de onları istediğim gibi suçlarım. Hiç kusura bakma, az bile yapıyorum. Evet, az bile yapıyorsun. Ben
ne düşünürüm diye hiçbir şekilde düşünmeden canın ne isterse onu yapıyorsun. Ya suçlu diye içeri gönderdiğin o insanlar benim ailem olacak. Farkında mısın? Çocuklarım onlarla büyüyecek. Maalesef. Evet. Kabul et artık bunu. Kabullenmediğin şey bu çünkü. Oldu. Kabul edeyim. Bırakayım onlar beni camlardan atsınlar. Ha? Gökdelenlerin tepesinden sallandırsınlar. Ne o benim kızım? Aileyle evleniyor. Aman. Gerçekler ortaya çıktığında insanların suratına nasıl bakacaksın çok merak ediyorum. Asıl onlar benim... Asıl onlar benim suratıma nasıl bakacak sen onu düşün. Olur mu? Ay şu halimize bak ya, inanamıyorum yani. Adamın bir şeyiyle hani biz hiç itiraz etmeden böyle dizildik bekliyoruz. Ben odamda bekliyorum. Suçlu gibi. Ay. Anne. Canım. Sana bir şey soracağım. Tamam. Ama beni yanlış anlama. Tamam mı? Hani sen dedin ya, merdivenlerdeyken küpeleri almak için geri işte çıkacağım, alacağım. Yani acaba sen almak için... Ne? Aziz Uraz Yavuzoğlu. Aziz Uraz Yavuzoğlu sen... Tamam anne, sakin ol, tamam. Çıkanı kulağın duyuyor mu? Sen ne demek istiyorsun annene? Annene mi suçluyorsun? Ne kadar ayıp, biz seni böyle mi yetiştirdik Aziz Uraz'a? Özür dile annenden çabuk. İnanamıyorum sana yani. Böyle bir şey nasıl yaparsın? O senin annen. Yani bak, gelin kaynana toprağından derler. Hani ben nasıl eskiden merdivenden kimseyi itmediysem Bahar da yapmamıştır. Ya. Tabii o kadın kesin kendi kendine attı aşağı, bizi suçluyor. Düşmüş. Aziz Uraz bak, bir daha böyle bir şey duymayacağım, yoksa seni asla affetmem. Annenden özür dilerim. Annenden özür dilerim. Tamam ya, ben itti demiyorum ki. Ben sadece diyorum hani geri dönmüş ne? Küpeleri almak için. Ne küpesi sadece değil. Ne diyorsun, hala konuşuyorsun. Hayır, küpe, hala küpe diyorsun tamam, ya. Ben bir nefes alıp ben bir havalayayım. Bak inanamıyorum sana ya. Bak annen gidiyor. Annenin kalbi. Özür dile, özür dile, gitti özür dile bari. Annenin yüzünü sen. Ne biçim küpe diyorsun? Yani ben öyle, ben suçlamayayım annemi ya. Yani sen ama de... Kadının kalbi kırıldı. Tamam, gitti ya. Ah Bahar. Yani bir alakanız olmadığını söylüyorsunuz, öyle mi? Hayır tabii ki ya. Ben sadece kolyeyi almak için geri dönmüştüm. Peki beyanınızı kanıtlayacak biri var mı? Evet, renginin kolyesi için döndük. Ne ima ediyorsunuz ya? Ben bunun başhekimiyim, böyle şeylerle uğraşacak vaktim yok benim. Peki anneniz ve eski kayınvalideniz, onlar neden geri döndü? Hı? Geri dönmek derken yani öyle bir şey değil yani, buna şey diyelim hani. Ne diyelim? Bahtsızlık diyelim. Bu nasıl bahtsızlıkmış ya? Çünkü bahtsızlık, bohçama çay dökülmüş. Çay. Çay, evet çay dökülmüş. Efsun Hanım da dedi ki onu dedi çöpe dedi, benim yardımcım attı dedi. Ben de dedim insan gibi gideyim konuşayım, kim atmış ne olmuş. Ben de bunu yedim. Öyle mi? Yani. Siz devam edin lütfen. Estağfurullah, istediğinizi yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Kusura bakmayın, sabahtan beri lütfen yemedim. Lütfen. Devam edin lütfen, devam edin. Anlattığım gibi işte yani Aziz Uras Bahar'ı aradı. Biz de yoldan geri döndük. Bakın zaten bunu yapmaya yetkiniz yok. Yani Efsun Hanım'ı kırmamak için katlanıyoruz diyelim. Peki o zaman şunu söyleyeyim. Çiçeğe saplanmış bir kadeh vardı. Sizce bu ne anlama geliyor? Saplanmış. Hı? Ne anlama geliyormuş? Bilmem. İtalyan mafyasının bir işareti olabilir belki de bu. Yani kökünüzü kazıyacağım gibilerinden. Lay lay lom loy ley ley loy. Teessüf ederim lütfen. Yani geçmişle bunu karıştırmam. Yani bu da mı benim üstüme kalacak ya? Böyle bir şey olamaz ya. Üstüme iyilik sağlık. Ya siz neden böyle duygulu konuşmalar yapıyorsunuz? Ağlayacaksınız neredeyse ama gözyaşınız akmıyor. İnandırıcı değilsiniz. Gidebilirsiniz. Sağlığınız nasıl? İyi. İyi. İyiyim çok şükür. Böyle ölümle burun buruna gelmiş insanların... özellikle de sizin başkalarının canına kastetmeyeceğine inanıyorum. O yüzden de buradaki insanlar için de en az sizden şüpheleniyorum. Hatta ben sizden hiç şüphelenmiyorum Bahar Hanım. İtiraf ediyorum bunu. Efendim, rica ediyorum. Buyurun, gelin. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Efendim. Buyurun. Efendim, bir dakika. Bir saniye. Size konuşmam gerekiyor. Konuştum.
Biraz daha konuşalım lütfen. Bekleyin. Tabii. Bekleyin. Bakın lütfen bana yardım edin Bahar Hanım. Sizce bu işin arkasında kim var? Ben... Evet, siz... Ben bilmiyorum, bilmem. Peki, bakın sizce bu olay kimin işine yaradı? Bilmem. Kimin işine yaradı? Benim. Ha? Mesela benim işime çok yaradı. İşsiz, güçsüz, kimsesiz evde oturuyordum. Hoş ve boş ya da hoş, boş ya da boş, hoş, 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 boş. Ya her neyse. Sizin aklınıza biri geliyor mu Bahar Hanım? Hey. Hiç. Ben, neden bana soruyorsunuz ki? Çünkü size çok güveniyorum Bahar Hanım. Çok güveniyorum. Yani aklım sıra beyin hortumlaması yapıyorum. Ya da beyin kasırgaması, bir beyin fırtınası, bir de her neyse. Yani birinden şüphelenirseniz lütfen bana söyleyin, olur mu? Tabii. Ben şimdi tuvalete gidiyorum. Benim akli dengem tuvalete acayip çalışıyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın işte siz. Tamam. Aziz Suran. Bahar, bir şey söylemedin değil mi? Çünkü bir şey söylemediysen bu adam hiçbir şey çözemez. Hayır, da çözemez. Ama ben söylemem lazım. Hayatım, konuştuk ya duruşmadan sonra. Duruşmadan sonra istersen çığlık at. Bahar, ben yaptım de. Tamam. Anlaştık mı? Doktora gideceğini söz verirsen anlaşırız. Evren'in şakası yok. Biliyorum. Şakası olmadığını biliyorum işte, o yüzden korkuyorum. Ben senin yanındayım. Biliyorum. Tamam, ben yani şu an... Bak. Hiçbir şey yok, tamam mı? Ama olursa Alper Bey'e gideceğim. Söz. Sen de bana söz verdin. Tamam. Söylemek yok. Tamam. Ben geçiyorum. Ne yaptınız? Evet. İyiyim. Tamam. Kafeterya falan mı gidelim? Karnınız falan aç mı? Oldu. Hadi gidelim. Git arkasından. Git arkasından. Özür dilerim. Ben anlamadım ya. Bir dakika, böyle hepinizi tek tek sorguladılar mı yani? O ne demek ya öyle? Bir şey itiraf etmedin ama değil mi? Etmedim. Edemedim. Çok istedim. Ama edemedim yani. Umay'ın velayet davasından önce nasıl yapılır yani? Olmaz Bahar. Zaten zor zor görüyorum çocuğumu. Susacağız. Tamam mı? Eşsun'la Timur'un eline koz veremeyiz yani. Yani çok zor tabii. Çocuklara bunu söylemeden böyle devam etmek çok zor. Velayet davası olsun bitsin, hemen söyleyeceğim. Tamam, adım adım gideceğiz hayatım. Tamam, bizim kazanmamız gereken bir dava var çünkü. Öncelikle ki kazanacağız. Kazanacağız değil mi? Kazanacağız tabii ki bebeğim. Kazanacağız. Şey soracağım bir de ya, ne zamandır aklını unutuyorum, soramıyorum. Evren'le ne yaptınız? Ne yapalım canım? Bir şey yapmadık, kahve içtik. Ve? Olaysız, dağıldık yani. Ya ne? Ne yapıyorsun ya? Artık sana bir şey söylemiyorum ben. Ne? Yeter ya. Kaçırdın yani fırsatı. Ay kızım, yürüsene, saçmalama. Neden kaçıyormuş fırsat ayrıca? Kaçacak bir şey yok. Bu akşam yine yemek yiyeceğiz mesela. Niye kaçırayım fırsatı? Ya. Baş başa iyi miyim? Evet. Ne giyeceksin? Ay ne giyeceğim? Hiçbir şey giymeyeceğim. Oo, cüretkar. Ya olur diyorum kızım. Özel bir şey giymeyeceğim yani. Yemek yani. Ay. Özel bir şey giymeyeceksin çünkü çok özel bir şey giyeceksin Bahar'cığım. Ne dikildi gözlerine bir... Hadi yürü. Saçmalama. Yürü. Saçmalama kızım. Aşkım yürü. Ay, olmaz öyle şeyler giyip de şey var. Olur mu? Normal hala. Yemek olur yiyeceğiz hayatım. Evde. Olur hayatım. Alev alev olur evde. Gel. Saçmalıyorsun. Yanıyor. Gel. Oha. Kızım böyle bir şey değil. Delireceğim, koş. Ya böyle bir şey değil. Merhabalar. Selamlar. Nasılsınız? Teşekkür ya. Ederim. Merhabalar. Merhaba. Buyurun. Bahar. Şuna bak, çok güzel. Resmen giy beni yak bu Evren'e diyor. Ya. Kızım ne yapıyorsun? Yani. Ben çok benlik değil gibi. Yani benim cümlem daha çok şey sanki. Böyle niyetim var. Hevesim yok. Hevesin yok mu? Yok, var hevesim. Var. Hevesim var, hevesim var. Hevesim var. Hevesim var. Niyetim de var. Neyim yok ya benim? Bu değil. Tamam, bu kadar parlak değil. Tamam, peki. Okey. Peki. Şu. Bahar, bu benden geçti. Ben almayayım. Estağfurullah elbisesi. Yapma Allah aşkına ya. Böyle yapacaksak şey yapalım. Direkt söyleyelim adama, göz zevkini bozmayalım tamam. Yani. Tamam be. Gülüyor
Gülçecek teyze mi? Ay çok güzel, çok iyi düşünmüşsün bir tane. Müthiş. Çek şu. Aferin sana. Bahar. Bu. Bu elbise sana Bahar'ı getirecek. Ya bilemedim ya. Bileceksin. Hazırım diyeceksin. Ben hazırım diyeceksin. Ben bu elbiseyle evrenin en güzeli olacağım diyeceksin. Zaten üstünde çok fazla kalmayacak. Elbise güzel. Hı. Güzel bir elbise. Ama yani benlik yakıştı. Yani çok benlik değil gibi. O bende olmadı gibi. Ben niye yakıştırmadığını biliyorum. Sana o içindeki çekici kadını unutturdular. Dur, ayakkabı bulman lazım. Dur. Bir kadın aldatılınca yalnızca aşık olduğu adama güvenini kaybetmiyor. Kendine olan güvenini kaybediyor aslında. Ben çirkin miyim? Bir hata mı yaptım? Beceriksiz miyim? Çekici değil miyim? Kalbimize sapladığımız onca hançerle aslında aşık olduğumuz adamdan daha çok yaralıyoruz kendimizi. Kendine tekrar merhaba de Bahar. Aldatıldığın zaman kendine vedalaşıyorsun bir süre. Ama menüme de çok uygun değil. Kızım çorba falan yaptım. Güzelim. Güzel kızım benim. Çok özledim seni. Balım, balım. Ay öpmeden duramıyorum. Sürekli öpmek geliyor içimden. Öp, öp. Öpüyorum. Canım. Nasıl gidiyor? Hani böyle kötü bir şeyler oluyor da sen ben üzülmeyeyim diye söylemiyor değilsin değil mi? Anne bak ben gerçekten iyiyim. Halal'le bile tartışmadık daha o kadar iyiyim bak. Çok iyi. Kavga falan etmiyorsunuz da. İyi. Evet ne var? Yani ne var? Kavga edecek ne var? Aferin benim canım kızım. Güzel kızım benim. Yemeğine falan filan dikkat ediyorsun değil mi? Az yiyorsun burada da. Anne. Bak ben 2 yıl sonra üniversiteye gideceğim. Şimdiden ayrıldığımızda böyle davranırsan İkimiz de çok üzeriz. Tamam ben hep dikkat ediyorum yediğime içtiğime merak etme sen. Fit. Fit. Ve çok güzel bir genç kız oldun. Çok. Çok. Aa, ağlama ama. Ağlama. Niye ağlıyorsun? Tamam çok güzel bir genç kız oldun. Mutluluk ağlaması bu. Ay be ben. Bu güzel genç kızı aslında. Ay şimdi vereyim. Ufak bir hediye aldım. Dur dur. Ay ne gerek var? Ben ortasında olur mu? İçimden geldi canım. Teşekkür ederim. Beğenecek misin? Hadi bakalım. Bakalım. Güzel. Ver bakayım. Tut bakayım şöyle üstüne. Ha? Nasıl? Ay güzel. Şöyle yakasını kapatıp şuraya bir kurdele olabilir diye düşündüm. Ha, ne kadar iyi bir fikir hakikaten ya. Birkaç beden küçük oldu sanki. Yok. Yok değil. Kendi bedeni senin bedenini aldım. Tam bedenin. Nasıl? Beğendin mi? Güzel. Çok çiçekli böcekli. Evet. Çiçekli böcekli. Sen seviyorsun. İyi seviyordum anneş ama artık benim yaşlarım böyle giyinmiyorlar. Aa, ne var canım ben ne giyiyorum bunlardan? Ama bizim tarzlarımız aynı değil ki. Bahar'cığım umayımız büyüdü artık ve kendine ait bir tarzı var ve bu çok güzel bir şey. Güzel. Çok güzel. Tabii güzel bir şey. Tabii ki. Anne ama moralini bozma hemen ya. Bu. Ben şey yaparım yerim. Evde. Yok canım neden böyle mi bozulsun kızım? Değiştirme kartı var zaten şuradan aldım. İstediğinde istediğin bir şeyi alırsın onu da değiştirirsin ne var yani? Aa. Alınmaz mısın? Ay neden alınayım? Ama alınacak bir şey mi bu? Emin misin? Aşk olsun. Yok alınma hayır. Tamam o zaman ben gideyim bunu değiştireyim. Aa hemen. Ben de o kadar beğenmedim yani. Yok. Çok beğenmedim. Anne. İyice bir beğenmedim. İyice bir beğenmedim. Hemen gidiyorum. Tamam, yemeğini soğutacak kadar beğenmedi. Bahar. Çocuklarının büyüdüğünü kabullenmen lazım artık değil mi? Ve buna sevinmen lazım.
Tabii. Çünkü artık kendine daha fazla vakit ayırabilirsin mesela. İşte annelik de emekliye ayrılabileceğim bir şey de değil. Çocukların ne kadar büyürse büyüsün. Belki birazcık izin alınabilir ama. Hı? Ha? Azıcık izin alabilirsin ama belki. Yoğurt mu mu? Ücretsiz. Bu kadar şeye gerek var mıydı gerçekten? İki mideyiz artık. Hepsini yeriz. Ya ne buluyorsun şu denizde ya? Anladık, tamam, tekneyi sevmiyorsun. Ev bakıyorum. Okulda bulacağız sana. Ben onu merak ettiğim için söylemedim. Şimdi senin için diyorum bu. Ne diyorsun benim için? Anlamadım. Ev işi nasıl olacak yani? Ben alışabilecek misin? Daralmayacak mısın benden? Ne be, anlamıyorum, ne diyorsun? Yani ben alışığım diyorum böyle şeylere de sen istediğini yapmışsın ama aile kurmamışsın. Bu abi kardeş ilişkileri biraz seni yormasın kaptan? Bilmiyorum Miço. Bakacağız, deneyeceğiz işte yani. Başka şansımız var mı? Yok. Şunu bir tutsana. He? Tut, tut. İki dakika tut şunu. Aa! Bak bak, gülüyor. Ne oldu? Kim güldürdü bu asabi kardeş? Bir şey değil ya, arkadaşım. Komik bir arkadaş galiba ya da başka türlü mü? Öyle sevgilim olduğunu falan düşünüyorsan yok. Ama senin var, hiçbir şeyde anlatmıyorsun. Ne yapıyor bu? Bil. Bilirim. Hatta eski kocasının orada çalıştığını da biliyorum. Hmm, istihbarat çok iyi. Numa'yı ağlattığını da biliyorum. Umay mı? Sen Umay'ı nereden tanıyorsun? Ağlarken denk geldik işte. Denk geldin sonra? Bir şey yok, ne oldu, ne bitti dedim ağlayan insana, ne yapılır? Tam sonrası yok. Sonrası yok Cem. Umay diye biri yok hayatında yani. Sebebi? Sonrası yok. Yok işte, sebebi de yok, yok. Ne oldu, yanına yakışmaz mıyım? Hayır, ondan değil, yok. Korkma, bir şey olduğu yok zaten. Böyle it kopuk arkadaşı olamaz, tamam? Onu mu diyorum ben? Ya neyi diyorsun? Ya... Rahatsız etmem sevgilini. Şunu alsana. Ne? Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Yürüyeceğim biraz. Nereye yürüyeceksin? Sensiz yürüyeceğim. Kim bu? Timur Hoca'cı yolunu bile vermezken... ...Evren Hoca ne yaptı, ne etti, gitti, Doner'i buldu, Bahar'ı kurtardı. Ha. Ya Timur Hoca sonrasında ikinci kez donör olmayı kabul etti ama bence yine Evren Hoca'yı kıskandığı için etti. Sen Evrenci misin, donörcü, Timurcu mu? Ben şahsen Timurcuyum. Bence aksini söyleyen de mıymıntıdır. Yani Timur Hocam zekidir, şeytan tüylüdür, elde edemeyeceği kadın konum. Konum yoktur. Yani düşünün nasıl başhekim oldu değil mi yani? Yani şahane bir adamdır hadi. Timur Hocam. Şeker Timur. Aa canım, hadi tamam. Kahvem geldi. Döndür beni, çok soğuk dondum. Tamam. Hadi. Kahve geldi. Dedikodu yetti diyorsunuz. Buyurun. Şöyle. Pardon, alamadım. Kusura bakmayın. Hoppa, koştuk, uçtuk, 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 uçtuk. Sonra bizim bir Fevzi Hoca vardı. Şimdi o dosyayı verince bizim vakıf yönetimi hiç acır mı tabii? Ceygon, hemen... ben bu konuşmaya olan bütün ilgimi kaybettim. Ama sonrası o kadar heyecanlıydı ki gerçi. Hiç merak etmiyorum güzelim. Ne olur beni odaya götür. Dondum zaten, bir kafamı dinleyeyim hadi. Peki. Ha. Aa, Timur Bey. Efsun Hanım. Nasılsınız? Hayırdır? Soruşturma için mi çıkarıldınız odadan? Ha, yo, hava almak için çıkarıldım. Çok şakacısınız. Çıkarıldı yani, ben kendim çıkamadığım için malum. Ha. Ayağım kırık, bacağım kırık. İsterseniz sizi odanıza ben çıkarayım. Hiç zahmetsi olmasın. Yok, zaten ben de anahtarımı unutmuştum. Hocam siz hiç zahmet etmeyin, ben hallederdim. Ben hallederim şekerim, sağ olun. Tamam hocam. Ah, ah, ah. Ah, yandım. İyi misiniz? İyi, iyi. Üzerime kahve döküldü biraz. Vallahi yaktınız beni. Çok özür dilerim. Kırdınız, döktünüz beni. Hiç önemli değil. Efsun Hanım, bence bazı şeyleri siz biraz fazla büyütüyorsunuz. Yani Edip Bey hoş ama aynı zamanda da boş biri. Öyle mi? Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız Timur Bey? Sizin yerinizde olsam hiçbir cevap alamayacak soruları soran birisine güvenmezdim. Ben suçluyu az çok tahmin ediyorum Timur Bey. Yani öyle zannettiğiniz kadar çaresiz değilim. Bunca curcuna da bir kanıt bulabilmek için. Öyle mi? Kimmiş? Evren Bey. Yani beyefendinin kahramanlık hevesi malum. Şimdi Bahar Hanım benim küpeleri atacağımdan şüphe edince
kahramanımızı da içini rahatlatmak istedi. Ama belli ki işler istediği gibi gitmedi. Olabilir mi böyle bir şey? Yani kesin. Bence o sizin beğenmediğiniz Edip Bey bana birebir konuşmalarını aktardığında... bunun net biçimde böyle olduğunu anladım. Nasıl yani? Yani şöyle, şimdi herkesin eve geri dönmek için bir bahanesi varmış. Siz ve Rengin Hanım çalışanlardan kolyeyi almak için geri dönmüşsünüz. Gülçiçek Hanım o malum bohçayı çalışanlara sormak için geri dönmüş. Ama Evren Bey çalışanlardan bahsetmemiş. Belli ki gizlice gelecekti. Emin misiniz? Eminim. Eminim ve bunu kanıtlayacağım. Allah bravo. Şeytan ayrıntı da gizlidir. Aslında istesek sizinle iyi anlaşabiliriz Efsun Hanım. Öyle mi diyorsunuz? Geldim. Geldin. Vallahi ne çok aldın? Güzel bir şey aldım. Ya. Üstüne birazcık para eklemem gerekti ama... Var mıydı çok para? Güzel bir şey aldım. Vardı vardı. Aldım bebeğim. Tatam. Nasıl? Çok güzel kuşum. Güzel. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Bonfisli. Bonfis. Bonfisli. Güzel. Çok güzel canım. Güle güle kullan. Özel günlerde giyilecek bir şey. Özel bir günde tam giyilecek bir şey. Oo, evet. Bence gayet her yerde giyilebilir. Bence de ya. Bence de giyilir. Ha. Bence de giyilir yani. De kime giyilir? Mesela bunu göstermek istediğin özel biri var mı? Nasıl yani? Ya tabii ki biz kızlar öncelikle kendimiz için giyiniyoruz. Yani zaten, kimse için giyinmiyoruz zaten. Tabii ki. Ama hani mesela bunu giydiğinde seni görmesini istediğin... Ne yapıyorsun bugün? ...var mı? Mesela sevgilin var mı? Aa yok. Yok öyle sevgilisi. Yok da. Yani kıyafet seçimi pek öyle demiyor ama. Yok neyse. Ha? Olsa zaten önce size söylerim. Yani zaten. Hı-hı. Zaten söylenir böyle şeyler. Söylenir böyle şeyler. Tabii ki. Bir de bizim onayımızdan bir geçmesi lazım yani. Onaylayacak biri olmadığı için olanlardan bahsedelim. Evren abiyle nasıl gidiyor anne? Aa, şuna bakar mısın? Beni güzel gidiyor hayatım. Çok güzel gidiyor. Sağ ol, sorduğun için. Evren abi iyi bir insan bence. İyi. Evet, iyi bir insan. İyi. Geçen gün hastanede şey yaptım, karşılaştım, kardeşiyle tanıştım. Cem? Hı? O da iyi bir çocuk bence. İyi, iyi tabii, iyi bir çocuk. İyi mi? İyi insan. İyi. İyi bir çocuk. İyi bir çocuk. İyi insan. İyi insanlar onlar. Evet, iyi insan. İnsanlar. Sen ne oldu? Birden evlenler Cemlerini ben sordum. Yok yani hiç öylesine ben şey konu olsun diye. Sohbet ettik. Güzel konumuz. Ay çok güzel ya. Gerçekten. Hı? Bakayım. Bakayım yere ben bakayım. De şöyle. Bakayım. Evet. Aa yeri iyi. Kumaşı çok güzel. Yeri önemli tabii. Zeynep Hanım. Evet. Size Zeynep diyebilir miyim? Evet. Zeynep, salatalık kokuyorsunuz. Salatalığa bayılırım. Ah, az önce cacık yapmıştım. Yer misiniz? Buldum. Buldum Zeynep. Bu küpeyi o gece kim takıyordu? Nereden bileyim? Bir küpenin yarısı, o küpenin ta kendisidir. Benim adım Edip, ne yapıp Edip? Gülçiçek olabilir mi? Yok canım, onun tarzı değil. Peki kimin tarzı? Salatalık kokan Zeynep? Bu küpenin sahibi kimse, suçlu da o Zeynep. Ya. Ya. Ah. Anne. Hatırladım. Ne kim?
Hadi bakalım. Ay, al bir tane. Aldım. Canım. Hadi. Oh, güzelim, oh, güzelim. Oh. Bana da sarılın. Bana da sarılın istiyorum. Olmaz mı? Sen de gel. Sevgilim ayıp. Ya. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun sen. İyi ki doğdun seni. Of. Hadi. Tamam, hadi. Sen sen. Aynen, tamam. Tamam, hadi bakalım. Tamam. Evet, şey yapalım. Hayırdır Bahar? Bir saat önce burada olmanız gerekmiyor muydu? Evet, öyleydi. Alışverişe gittik, o yüzden biraz geç kaldık. Ne oldu baba? Bir problem mi var? Evet, bir problem var ve annen de bunun bir problem olduğunu farkında. Farkındasın değil mi Bahar? Timur, abartma istersen. Benim, sen bir karışma lütfen. Farkındayım, evet farkındayım. Farkındayım, böyle oldu bu sefer. Bir daha olmayacak, değil mi? Olamaz Bahar, öyle olamaz. Umay'ın velayeti bende. Eğer bu kuralları çiğneyeceksen benim haberim olacak. Timur, sen bir sesini alçalt, olur mu? Bir kız sesini. Sen benim arkadaşım Mele yavrusunun yanında böyle konuşamazsın. Çağla, sen bir karışma ya. Ya Çağla, hadi. Çağla, sen ne yap biliyor musun bence? Kendine bir aile kur ve benim aile işlerime bulaşma. Ama yeter, ama haddini aşıyorsun ama. Haddini aşan arkadaşın, ben değilim. Sen de haddini aşıyorsun. Bundan sonra o zaman Umay'ı hiç göremezsin, olur o kadar. Öyle mi? Tamam, bir hafta zaten. Bir hafta sonra hiç bunlara da gerek kalmayacak. Anneciğim, üzülme tatlım. Hadi üşütme. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Tamam. Hadi bay bay. Benim akıllı kızım benim. Hadi. Ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun Parla? Sesleri duydum. İyi misin? İyiyim. Çekilecek misin? Merak ettim, konuşmak istiyorum. Alışveriş mi yaptın? Sana ne? Bu? Parla, ne yapıyorsun? Ay şuna bak. Ne kadar seksi bir şey bu. Benim için mi aldın? Yoksa Cem için mi? Şişt. Ne? Babamlar aşağıda Parla. Ne alakası var Cem'le ya? Oğlum, onu sen söyleyeceksin bacım. Ver şunu. Çocuk çocuk hareketler. Merak ettim seni, o yüzden soruyorum. Sağ ol Parla, eksik olma. Hı. Bana bak, sakın takma Timur'un söylediklerini. Yok canım. Abuk subuk konuşuyor. Tabii ya. Allah aşkına. Tabii canım. Gitsin. Biliyorum, bilmez benim zaten. Deccal. Bırak, sen benim ailemsin. Sen de benim ailemsin. Ya ne yapıyorsun? Sen ailemsin, Aziz. Ailem. Umay, Gülçiçek teyze. Ama ben bir aile kuramadım yani. Deccal haklı. Ne haklı ya? Ay ne diyorsun kızım sen? Böyle zaten böyle düşünesin diye yapıyor. Sinir etmek için yapıyor. Sen tamam, ama o söylemese de öyle. Bahar, doğru, yalan mı? Yani ne? Tamam. Bahar, sen babaanne oluyorsun. Senin torunların oluyor ya. Bir de üstüne aşkı bir daha buldun. Ben yalnız mı hala? Tamam. Sen de git tanış, yeni birileriyle tanış o zaman. Çık dışarı. Bak birazcık etrafına. Yok zaten. Yok ama işte. Yok kimse, doğru düzgün kimse yok. Yok mu? Kalmadı mı kimse? Kalmadı tabii ki. Çünkü doğru düzgün adamların hepsi zaten çoktan evlendi. Çoluk çocuk falan. Bana böyle berbat bir evlilikten çıkmış artık. Böyle acılaşmış, katılaşmış, saçma sapan tipler kaldı. Ne yapalım? Ama berbat evliliklerden çıkanlar da aşkı bulabiliyor. Hayatım, hatırlatırım. Doğru. Umut var yani. Canım, sana bir şey söyleyeyim mi? Benim bir de içime doğuyor, biliyor musun? Ne? Benim içime doğuyor. Ne? Sen bu sene aşkı bulacaksın. Vallahi bak, görürsün. Öyle mi diyorsun? Evet, içime doğuyor. Double date diyorsun ha? Dur, önce seni şu geceye yetiştirelim de. Hazırız değil mi? Aşkı bulmaya mı? Aşkı yaşamaya. Yok. Umay'cığım, yemeği beğenmediysen değiştirebilirim. Ah. Elinize sağlık. Sağ olun.
Umay'cığım özür dilerim, seni üzmek istemedim. Üzdün ama baba. Beni, annemi, Çağla ablayı bile üzdün. Onları da üzmek istemedim. Sadece annene kuralları hatırlatmam gerekiyordu ki bu kuralları ben koymadım, mahkeme koydu biliyorsun. Ne oluyor Timur? Yine ne yaptın? Ne yine ne yaptın anne ya? Bahar Umay'ı geç getirdi, ben de bir daha olmaması gerektiğini söyledim. Olmayacak zaten baba. Haftaya dava var. Evet, davadan sonra her şeyi açık açık konuşuruz. Bu arada Parla'nın Yavuz oğlu soyadını alması için de hukuki işlemler başlatıldı. Yani Can'la görüştüm. Öyle yani, Can'a ulaşabildin. Evet evet, ulaşabildim. Hukuki süreç başladı yani. Sıkıntı yok. Çok yakında iki kızım da benimle birlikte olacak. Ay, yani Yavuz oğlu ailesi büyüyor. Yani hep beraber çok büyük bir aile oluyoruz demek istedim. Ay çok güzel. Hani dünürler var, Seren de geliyor. Onu demek istemiştim. Evet, yakında kocaman bir aile olacağız ve siz de resmen kardeş olacaksınız. Ben de babaanne. Ay. Kızım donuk donuk durma, şunu ye. Şimdi. Ha? Nasıl oldu böyle? Ay yok, bari böyle olmadı. Ay. Hello. No. Ben gideyim o zaman. Ya neden? Çünkü bu çiçekler sana layık değil yani. Bir şey diyeyim mi? İnce çorap. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu işi yaptı. Diyor kalsın. Nasıl? Kalsın yanımda kalsın onlar. Bütün gece kalsın. Ya. Ha, kalsın. Çok güzel. Çok güzelsin. Sağ ol. Git, geliyorum. Önden kim gidecek gidemedim. Ev biraz soğuk diye şey yaptım. Ne yapalım? Geçelim. Nereye? Sırf topuk sesimi duyuyorum, bir şey oldu. Böyle mi? Hadi istediğin yere. Tamam. Baba. Hı. Şey ben iki dakika kırtasiyeye gitsem olur mu? Neden? Şey hiç yok da resim kalemim burada, o yüzden ondan alayım diye. Bu saat. Baktım açıkmış. Bende var. İstersen benimkini kullanabilirsin. Yok ya, ben benim kendi kalemim olsun diye lazım olur. Parla diyor işte, kullanabilirsin diye. Timurcuğum ne var? Gitsin çocuk ya, hem yakın zaten. Bir de bırak hava alsın. Aramızdaki şey hiçbir zaman bitmeyecek. İyi tamam, çabuk gel. Bu durumda tek çare yemesi gerçek. Ve sana ne kadar ihtiyaç duyarsam daha çok uzaklaşacağım. Ama ümidim hiç bitmiyor. Evet, tamam. Ne eksik? Vallahi tamam. Peçete. Peçeteler eksik. Hayatım tamam, sakin ol. Ya, anın tadını çıkaralım, sakin evet. Ol. Çok acıktın ama. Çıkaralım. Tamam, peçeteler. Çıkaralım. Evet, üstündekini de çıkar. Sıcak ya. Yok, ben gayet iyiyim böyle. Gayet iyiyim. Anı tadını çıkaralım. Çorbaları getireyim. Tamam. Teşekkür ederim. Sebze çorbası. Evet. En sevdiğim. Biliyorum. O yüzden yaptım. Unutmamışsın. Unutmadım. Neden unutayım? Ellerine sağlık. Afiyet olsun inşallah. İçince de seversin. Biraz sıcak. Severim tabii ki. Şöyle. Afiyet olsun. Ne?
Zehir mi koydun? Ne? Ne oldu? Tuzunu unutmuşum. Tamam, hayır, bu sıra bende. Bulabilecek misin? Bulurum tabii ki yani. Mutfakta nerede olabilir ki tuz? İşte burada. Ne oldu? Bahar, bu ne ya? Ne oldu? Çorbaya baksana. Tuzunu koymayı unutmuşum. Getiriyorum hemen. tamam durun, hemen getiriyorum, tamam. Yani bir şey yapıyorsun, onu da eksik yapıyorsun. Yani anlamıyorum, yaşlandın mı ne? Benim bir arkadaşım var, Alzheimer oldu. İnanın Bahar ondan daha unutkan. Anneciğim, nereden buluyorsun böyle şakaları? Ay. Sen de akşam akşam. Evet. Sen bana dur de, tamam? Dur. Dur. Tamam. Ne oldu? Bahar? Hayatım iyi misin? İyiyim. Hayatım? Bilmiyorum, benim için bir şey yapmayı hissini unutmuşum. O zaman ben sana sık sık hatırlatırım. Tamam mı? Tamam. Karnım acıkmadı. Acıktı. Tamam değil mi? Çok koydum. Hoş geldin. Hoş buldum. Bir an çıkamayacaksın sandım da. Çıkamayacaktım zaten ama uydurdum bir şeyler. Çok vaktim yok. Olsun. Seni 5 dakika bile görmek yeter bana. Yürüyelim mi biraz? Yürüyelim. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Yani iyi gidiyor gibi. Ben de haber vermeden çıktım da. Evren'le, abimle biraz gerildik. Ne oldu? Seni tanıdığımı söyledim. O da parladı bir anda bana. Bir şey soracağım. Evren, sen tam olarak neyin oluyor? Çünkü bazen Evren diyorsun, bazen abi diyorsun. Ben de ne diyeceğimi şaşırdım. Yani alışamadım. Çünkü de ondan. Bazılarımız aile konusunda şansı olamayabiliyor. Abim de ben de öyleyiz mesela. Nasıl yani? Ya babam iğrenç bir adamdı. Evren abimin bir de ablası vardı. Onu da annesini de terk etti sonra. Üzüldüm. Hemen üzülme daha. Üzüleceğin çok şey var. Onun annesinden sonra benim annemle evlenmiş. Sonra da ben doğmuşum işte. Senin babanla aran nasıldı? Rezalet. Yani baba sayılmazdı çünkü kendisi. Biz aynı evde büyümedik ama abi kardeşiz yine. Pardon. Parlayla benim gibisiniz. Yani biz de kardeşiz ama daha yeni aynı evde yaşamaya başladık. Sizin aile de fena değil yani, karışık. Öyle. Şimdi Parla da bizim soyadımızı alıyormuş. Babam bey öyle istedi. Dur, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyoruz? Yürüyoruz ya işte. Ne diyordum? Sizin soyadlarınız farklı ama değil mi? Evet. Yani Evren abimin ablası vefat ettikten sonra onu yurda göndermişler. Ona evlat edinen ailenin soyadını taşıyor. Ben babamınkine. Anladım. Annemle de sevgililer. O yüzden gerildiler. Bize karşı çıkarlar diye düşünüyorsun değil mi? Biz, yani sen, ben, biz... biz... Arkadaşlarımıza karşı çıkar diye yani. Evet. İstemeyebilirler arkadaş olmamızı. Geldiğinde söyleyecektim de heyecandan unuttum herhalde. Çok güzel olmuşsun. Üstündeki çok yakışmış yani sen. Teşekkür ederim. Öyle elime ne geçerse giydim.
Ne giysen yakışır da bir şey alsaydın keşke üstüne. Üşüyorsun böyle. Yok, üşümüyorum. Yani üşüsem zaten hırkam var onu giyerim. Yani o hırka seni bir şeyden kurmaz. Titriyorsun. Cem, gerçekten gerek yok. Var, gerek var. Ben artık gideyim. Teşekkür ederim geldiğin için. Konuştuk, güzel oldu. Ceketin için de teşekkür ederim. Görüşürüz sonra. Kendine iyi bak. Eve gidince yaz. Yazarım. Çok güzel lan. Ay Nevra Hanım, Allah aşkına şunun sesini kısar mısınız lütfen ya? Bas bas bağırıyor. Seçeceği adayın ismini yazsın ve buraya. Kısıklı, ben elma yiyorum ya, o yüzden hani katır kutur ses geliyor ya. Ama biz de çok duyuyoruz ya. Edip Bey yazdı. Ne yazdı? Suçlu bulundu diyor. Büyük harflerle. Kim? Kim? Kimmiş? Yarın açıklayacakmış. Şimdi bana da yazmış. Bu da ayrı bir manyak ha. Fragman veriyor önde. Alarmlı büyüteci emojisi de koymuş. Aa, bana koymamış. Yani şey anlamda söyledim. Bana öyle bir şey yapmamış. Kesin bu adam bizden şüpheleniyor. Gülçiçek Hanım'la beraber değildir herhalde. Bir şeyler... Niye anne? Siz ne yaptınız? Yani biz geçen hafta... Tabii canım, bu olayla alakası yok ki onun. Ne alakası var? O başka, bu başka. Neco'yu paketlediniz ya, şimdi belki de Bohcan'ın intikamını almak istemişsinizdir. Neden olmasın değil mi yani? Sonuçta hepimizin eve geri dönmek için bir sebebi vardı. Bu ne demek şimdi? Aa, benim üstüme mi atıyorsunuz utanmadan? Rica ederim, Allah Allah. Yani çok ayıp, çok ayıp. Nereden belli sizin şey yapmadığınız kolye, o hırsla kolyeyi hani kabul ettirip ettirmediğinizle ilgili belki de siz şey yaptınız, gittiniz merdivenden. Teessüf ederim. Gerçekten inanamıyorum. Ya tamam, uzatmayalım ben artık. Ben odama geçiyorum. Zaten yarın öğreneceğiz. Telefonumdan seyrederim artık. Kim suçlu, kim masum öğreneceğiz. Ay. Ne? Mumları da koyacaktım. Mumları unuttum. Yani işte... Yani böyle ilk yemeğimiz... Hayal ettiğin gibi mi oldu? Tam bilemiyorum ama... Böyle mi hayal etmiştim? Hayatım, ellerine sağlık. Yani ne bileyim, salata, pilav yaptı. Her şey harikaydı. Çok güzelsin. Ay, ıslandım. Dur, ağzımı duramadım. Çok güzelsiniz. İçim çok güzelsin yani. Bütün olarak çok yakışmış. Çok da pahalıymış. Belki yedim olmuş. Aklım neredeydi hacım? Bahar, sen... Hazırlanmışsın. Hazır. Hazırlanmışsın. Hazır mıyım? Edip, sen de güzel bir şeysin. Edipsiz herif. Suçlu bulunmuş. Bulundu. Buldu beni. Buldu. Ben sana dedim. Tamam, sakin. Ben söyleyeyim dedim. Tamam hayatım, sakin. Ben ne yapayım şimdi? Ay, sakin ol. Arayayım, tamam. Söyleyeyim. Hayır, hayır, öyle bir şey yok. Sakin ol. Ay. Sabaha bekleyeceğiz. Sabaha bekleyeceğiz. Nasıl dedin sen? Bulamaz dedin. Tamam. Şapkasıyla bulacak bir tipe benzemiyor dedin. Tamam, sabaha bekleyeceğiz. Bakacağız bir, belki de buldu mu? Şey yapayım, bir... Ne? Bir yürüyelim. Nereye yürüyelim? Sokakta. Bir şey yapayım. Anksiyetem geldi. Ne geldi? Anksiyetem geldi. Anksiyete mi var senin? Anksiyete gibi bir şey oldu şu an. İyi misin? Bir şey yapayım. Tamam. Bir hava... Üstüme bir şeyler yük geldi. Tamam. Çıkar şapkan.
Anneciğim bakar mısın? Efendim anne. Efendim. Yok burada da yok işte yok. Ne ya arıyorsun? Kızım benim böyle bir tekli küpem vardı üstü bol taşlı. Onu sen hiç gördün mü? Yoksa sen mi aldın? Anne ben niye senin küpeni alayım ya? Benim tarzım bile değil. Keşke tarzın olsa. Ay yok bulamıyorum her yere baktım. Yok. Ne bileyim düşürmüşsündür belki. En son ne zaman taktın hatırlıyor musun? Yok hatırlamıyorum. Ay vallahi kafam kaldı bende ya. Ay anneciğim sen hatırlamıyorsan ben nasıl hatırlayayım Allah aşkına senin küpenin yerini ya. Neyse Umay'la bana toz yapmıştım soğumasın. Ne? Nasıl? Umay'la... Gel bakayım gel gel. Ne gel oluyor anne? Gel bakayım ne? Bir şey soracağım. Ne soracaksın? Seni sabah ya sabah anne, tuvası... Anne! Yerine yerim. Ya dur. Ya sanki mantı açtık tamam mı? Evet ya mantı. Allah'ım ya. Ne var şurada iki dakika mutlu olduk. Abartma. Ya, abartmıyorum. Sana tost yaptım. Domatesli kekikli. Allah Allah. Ters tarafından mı uyandın bugün? Ne demek? Afiyet olsun. Sağ ol. Dün gece nereye gittin? Öyle dedim ya, kırtasiyeye gittim. Tabii canım. Ben senin nereye gittiğini biliyorum da neyse. Ne oldu? Beni takip etme perilerin mi geldi yine? Yok. Yani bir şey isteyelim. Bence dikkat et o çocuğa. Başını derde sokacaksın. Pare'cim bence sen o muhteşem fikirlerini, hislerini başka şeylerde kullanmaya başla. Nasıl? Yani ben söylemiş olayım da sonra benim başıma patlamasın her olay gibi. Abisi. Annenle sevgili. He. Yani insanlar duyarsa büyük olay çıkar. Hele baban duysa olay. Babam değil Pare'cim. Babamız. Sen de o Yavuzoğlu ailesine katılıyorsun ya sonunda. Ayrıca senden tavsiye falan isteyen de olmadı. Hayatıma burnunu sokmayı bırak artık. Her sabah ya. Tostunu kendin ye. Afiyet olsun. Gerisin. Sus be. Kusura bakmayın tekrardan sizi böyle topladık ama. Evet, bütün olağan şüpheliler hoş geldiniz. Timur Bey'i ve Rengin Hanım'ı bekliyoruz sanırım. Evet Edip Bey. Ne söyleyecekseniz söyleyin de bu toplantı bitsin bu saçmalık bir an önce. Neden bu kadar agresifsin dostum? Yoksa suçlu açıklanacak diye tedirgin mi oldun? Hastanedeyiz ya, hepimizin işi gücü var. Evet yani. Hem suçluyu buldum diyorsunuz hem herhangi bir ipucu da vermiyorsunuz. Yeter artık gerildik ya. Bırakın artık şu şeyi. Ben ipucu vermem. Ben ipucunu bulurum. Yani burada her şey birbirine çok karışmış. Ama ben buldum o ipin ucunu. Evet. Titizlikle araştırdım. Esun Hanım'ın evini inceledim. Parmak izlerinizi aldım. Karşılaştırmalı olarak olayları tekrar ettim. Ve çok önemli bir ipucu buldum. Her öznenin genelde bir nesnesi olur. Bu nesnenin bohça olduğunu düşünmüştüm. Yanılmışım. Neymiş? Küpe. Olayın baş kahramanı bir küpe. Küçücük, minicik bir küpe ama kopardığı yaygara çok büyük. Rengin Hanım bu küpeyi daha önce gördünüz mü? Bu benim küpem. Ben sabahtan beri bunu arıyorum her yerde. Nerede buldunuz? Tabii ki Efsun Hanım'ın evine gizlice girdiğiniz yerde. Ben yok öyle bir şey yapmıyorum. Niye yapayım? Canım var öyle bir şey. Tabii ki kolyenizi almak için eve Timur Bey'le beraber geri döndünüz. Ve kolyeyi almak için girdiğinizde Efsun Hanım'ı merdivenlerden siz ittiniz. Ben mümkün yaptınız. Değil, mümkün yok, değil. Yok artık saçmalamayın ya. Hobi olarak ben merdivenden insan mı itiyorum? Koskoca başhekimim ben ya. Rengin Hanım hiç beklemezmiş sizden. Demek ki hiç beklemez. Gerçekten ama gereği neyse yapılacak. Bir şey soracağım, siz ciddi misiniz? Bu suç cezası. Tamam bir dakika, bir dakika. Bir dakika lütfen dinler misiniz? Ben yaptım. Ne? Hayır sen yapamazsın. Kesinlikle siz yapamazsınız. Ben yaptım. Bahar'ın yanındaydım ve ben yaptım. Hayır ben yaptım. Emre'nin yaptıysa ben yaptım. Ben yaptım. Bir dakika yeter. Lütfen bir durur musunuz? Ben yaptım. Ben yaptım. Biliyordum. Esra Hanım evet evinize ben girdim. Biliyordum. Evet siz geldiğinizde bir şey söylemiştiniz hastaneye hatırlıyor musunuz?
sizin yüzünüzden böyle bir kadına dönüştüm diye. Ben söylüyorum bunu size asıl. Ben sizin yüzünüzden böyle bir kadına dönüştüm. Bir dakika. Ya evime girdiğiniz için beni mi suçluyorsunuz? Hayır, evinize girdiğim için değil. Onun suçlusu benim. Ne gerekiyorsa da istediğinizi yapabilirsiniz ama tanıdığınız günden beri diliniz zehir saçıyor ya. Bohçayı attınız annemin. Kendi ellerinizle attınız. Beni geçen hafta daha hırsızlıkla suçladınız. Hayır. Ne hayır? Ya, lütfen yapmayın. Küpeleri Seren'e vermeyeceğinizi biliyordum. Duydum. Hayır, duydum. Hayır. Ben gelinliğe uymaz. Hayır, duydum. Tamam, o şekilde girmemem lazımdı. Kabul ediyorum. Ama yani ben de oğluma bir hatıra bırakmaya çalıştım. Buna bile müsaade etmediniz. Yeter, sürekli aşağılayıp duruyorsunuz. O gece de evinize geldim. Niyetim kapıyı çalıp çalışanlarınızdan küpeyi geri almaktı. Ama öyle olmadı. Girdim, küpeyi alıp çıkacaktım. Siz orada geldiniz. Sonra korktunuz, merdivenlerden düştünüz. Ben size hiç dokunmadım bile. İtme bitme de yok. Ama Efsun'um, ben size hiç güvenmiyorum. Siz de bana hiç, bizlere hiç güvenmiyorsunuz ki. İki gündür bütün bunları yaşıyoruz. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar güvensizliğin olduğu bir yerde zaten bir aile inşa etmenin imkanı ihtimali yok. Çocuklar, siz kendi çekirdek ailenizle mutlu mesut yaşayın. Bizden bir aile çıkmaz çünkü bu şekilde. Siz de ne istiyorsanız yapın. Yapacağım. Yapın. Yapacağım. Hiç şüpheniz olmasın, yapacağım. Hala yapacağım diyor ya. Diyemezsiniz. Hala yapacağım falan diyemezsiniz. Nasıl bir şeyin içine düştük? Anne. Anne, neden söylemedin bize? Umay'ın velayet davası vardı çünkü. Ya kız kardeşin için sussun ve sizin için susmaktan çok yoruldum. Ya tamam, anlıyorum da yani ya Efsun anneye daha fazla bir şey olsaydı, kötü bir şey olsaydı? Ay, Efsun annene bir şey olmaz, merak etme. Anne yapma ya. Ya yapma, sen böyle bir kadın değildin anne. Böyle oldum oğlum, ben böyleyim. Böyleyim ya, yoruldum ya. Yoruldum. Yoruldum. Herkesin hıncını benden çıkartmasından yoruldum. Her şeyin suçlusu ama herkesin bana patlamasından yoruldum ya. İnsanım, ben de insanım yeter. Ya en yakınımdakiler bana inanmıyor. Sen Efsun'un yörüngesinin içinde kör olmuş geziyorsun zaten avare gibi. Senin kulakların bana sağır oldu. Sana ne oldu oğlum? Sen de böyle biri değildin. Ne oldu sana? Anne yapma, yapma. Bak öfkelisin, tamam anlıyorum ama kabul et yani. Daha demin bizi utandırdın ya. Ne yaptım? Ne yaptım? Utandırdın mı? Ben mi utandırdım seni? Ben sizi utandırdım mı Aziz Uras? Sen bu yaşında evlenmeye, çocuk sahibi olmaya karar verdin. Seni destekledim. Yok mu benim kafamda soru işaretlerim? Binlerce var. Ağzımı açıp tek bir kelam söyledim mi ben sana? Söyledim mi? Ben aynı sofraya bile oturmayacağım insan tarafından. Defalarca iğnelendim, defalarca aşağılandım, defalarca yerin dibine battım, çıktım. Ne yaptım ben? Huzursuzluk çıkmasın diye sustum. Senin için sustum. Ben bin tane, onlarca borcum olmasına rağmen dedenin yadigar küpelerini satmayıp senin karın taksını istemişim. Şimdi benden mi utanılıyor? He? Ben senden utanıyorum asıl. Sen beni utandırdın Aziz Uras. Hayatında ilk defa sen beni utandırdın oğlum. Ne yapıyorsun, ben gerçekten anlamıyorum. Kadının bohçasına atıyorsun, her şeye tek başına karar veriyorsun ya. Yapma işte şunları, yapma artık ya. Uf, şikayet etmeyeceksin ama değil mi? Ne yapacağım? Şikayet etmeyip ne yapacağım, ödüllendireceğim mi? Anne, bu kadar uçlarda yaşamana gerek yok ya. Şikayet etmeyebilirsin mesela sadece. Sen aklını mı kaçırdın, ne olduğunu farkında mısın? Bacağım kırıldı. Kafamı çarpabilirdim, ölebilirdim. Anne, bir şey olmadı ama. Çok şükür ki hiçbir şey olmadı sana. Ayrıca kadının bir suçu yok, sana dokunmamış bile. Sen kendin korkmuşsun, yuvarlanmışsın işte. Öyle mi? İki gündür ağzını açıp tek kelime etmeyen kadına mı güveneceğiz? Anne bak, Bahar'ın başında çok dert var, tamam mı? Şimdi kızının velayetiyle uğraşıyor. Sen şikayette bulursan hapse girebilir. Sen yani delirtme beni. Bak beni delirtme. Çık artık şu Bahar'ın yörüngesinden. Ya kadın beni neredeyse öldürüyordu. Sen hala Bahar, Bahar diyorsun. Anne, çünkü suçlu olmadığını biliyorum. Öyle mi? Ama Bahar'ın yerinde ben olsam benim attığımdan şüphe ederdin değil mi? Evet. Evet, ne acı değil mi? Tamam. Tamam, sus.
Daha fazla dinlemek istemiyorum. Annem, sana son bir şey söylüyorum. Dinlemeyeceğim seni. Sen dinle dinleme, sana son bir şey söylüyorum. Eğer Bahar'ı şikayet edersen seni hayatımdan çıkarırım. Beni unutursun, tamam mı? Hamileyim ya ben. Hamileyim. Hiçbiriniz hatırlamayın bunu, tamam mı? Serhat, tamam. Tamam, Bahar'ı şikayet etmeyeceğim ama senin için değil. Aziz Uras ve bebeklerin için. Ben yanlış bir zamanda geldim galiba. Yanlış zaman değil kızı şey o. Aziz Uras'a tamam. Anneni şikayet etmeyeceğim, merak etme. Annen adına da utanmana gerek yok. Annemin adına ya da anneme utanmıyorum. Siz de yanlış yaptınız. Yani hepimiz yanlış yaptık. O da her cephede savaşmak durumunda kaldı. Tamam. Bahar Hanım'a yeni bir cephe açmayacağım, merak etme. Beni yalnız bırakabilir misin Aziz Uras? Konuştum. Olayı büyütmeyecek. Şikayet de etmeyecek. Lütfen istediği yere şikayet edebilir Serhancığım. Biraz önce de söyledim. Nereye istiyorsa oraya şikayet etsin lütfen. Benim için annenden bir şey isteme, olur mu? Bir şey istemedim. Bir şey istemedim. Yani annemi itmediğini hepimiz bence annemle gayet iyi biliyor. Yani o yüzden merak etme, tamam mı? Olay büyümeyecek. Bahar, biliyorum annem çok zor biri. İnsanı çıldırtır, delirtir, damarına basar. Yani senin eve küpeleri almak için neden döndüğünü de anlıyorum. Ama biz her şeyden önce, yani sen bizi öğrenmeden önce de biz seninle arkadaştık. Bana söyleyebilirdin. Yapamadım. Yapamadım. Defalarca dilimin ucuna kadar geldi. Umay'ın velayet davası vardı. Söylemem lazımdı, biliyorum söylemem lazımdı ama yapamadım. Tamam, tamam. Ama bana zaten böyle anlatsaydın ben anlardım. Vallahi bilmiyorum Serhat. Oğlumun bile senden utanıyorum dediği bir dünyada kim beni nasıl yargılamasın? Yıldım, yıldım artık ya, yıldım. Her şey üstüme üstüme geliyor. Yani her şeyin bende patlamasından sıkıldım artık. Of, tamam, tamam lütfen sen evliliğinizle ilgili de anne zaten her ayrıntıyla ilgileniyor. Öyle böyle zevki de yerinde. Hiç şey yapma. Sen çocuklarınla kendine odaklan, tamam? Bana da müsaade edin, ben de biraz işimi yapayım. Tamam, hadi. Doğru söylüyorsunuz tabii. Yani doğru, ama benim üstüme dağıtmayın. Doğru söylüyorum. Ayrıca Efsun Hanım başına gelenleri hak etti. Hak etmedi mi söyle? Ay evet. Ya bir kere benim bohçamı çöpe attın. Saygısız kadın. Bahar'ı sürekli aşağıladı. Sürekli hor gördü. Hem senin aile yadigarı küpeni de çöpe atacaktı. Atmayacak mıydı? Ay. Atacaktı değil mi? Atacaktı. Atacaktı hiç. Çok kibirli bir kadın ya. Doğru söylüyorsun ya. Aslında bir şey söyleyeyim mi? O kadın atılmayı hak etti. Tabii Bahar atmamış ama eğer benim karşıma çıksaydı ben onu bir güzel aşağı yuvarlardım. Şu da sana atardım. Yeter ama. Gerçekten yeter. İnanamıyorum size ya. Neden benim üstüme atıyorsunuz?
Rıza Beyciğim. Sakin ol. Sana sonra göstereceğim. Sana hiçbir yere gitmiyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Görüyorsunuz değil mi başımıza gelenlerin? Yani neler geldi başımıza? Ya sormayın. Oturmaz mısınız? Ay evet. Siz oturuyordunuz galiba. Tabii ki. Tabii ki. Yani ama neyse ki hani ben masummuşum. O yüzden... Ben de zaten buna hiç ihtimal vermemiştim sizin suçlu olabileceğinize. Gerçekten mi? Ya ne kadar tatsız şeyler yaşamış olsak da ben sizde bir suçlu kumaşı olduğumu da düşünüyordum. Ay, ay çok sevindim. Ya keşke herkes sizin gibi olsa. Nasıl? Yani şey anlamda hani böyle hani sizin gibi karizmatik, yakışıklı hani. Nevran, Nevran beni mahcup ediyorsunuz. Yani, ama öyle yani siz de yani şöyle bir şey yani bir insanı bir bakışta hemen nasıl biri olduğunu anlıyorsunuz. Şahane bir şey bu. Ben Bahar Hanım'ın da kötü niyetle bir şey yaptığına inanmıyorum. Efsun da anlayacaktır bunu. Siz işinizi ferah tutun, her şey düzelecektir Nevran. Ya sizin karşınızda zaten insanın yani kendini ferah hissetmemesi mümkün değil. İnsana güven veriyorsunuz Rıza Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Gülçek Hanım. Reha Bey, pardon Reha Hocam, buyurun oturmaz mısınız? Bey diyebilirsiniz efendim. Sağ olun. Ne olmuş böyle Gülçek Hanım? Evet. Hastane kaynıyor yine, bir şeyler duydum ama anlamadım. Sormayın, o kadar derdin içinde. Hani bir de bu çıktı başımıza Reha Beyciğim. Ne oldu peki efendim, anlatmak ister misiniz? Yok, ben bir de sizin zamanınızı bununla çalmayayım. O nasıl söz efendim, ne çalması? Seve seve dinlerim. Efsun Hanımcığım, ne yapıyoruz şimdi? Polise gidiyor muyuz? Yok, hiçbir şey yapmıyoruz. Konuyu kapatıyoruz. Nasıl yani? Bayağı hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Unutuyoruz bu meseleyi. Mümkün değil, mümkün değil. Ben acayip bir zaman sonrasında ilk defa bir olay çözdüm. Ve olağanüstü üstünde bir başarı gösterdim. Canlandırmalar yaptım ben. Siz beni evdeki halimi gördünüz mü? Nasıl bir canlandırma yaptığımı söyleyeyim. Rıza Edip Bey'i yolcu edelim ne olur. Tamam, çok gel. Teşekkür ederim. Gelin. Zahmet tamam, var. Tamam, rica ederim de bakın ama çok pişman olacaksınız. Hiçbir suç cezasız kalmaz. Ben onları cezasız bırakmam. Edipciğim, güzel kardeşim gel sen. Ben burada çok kriminal bakalım. Rızacık, benim şu taburcu işlemlerimi de başlat aşağı inmişken. Daha fazla durmak istemiyorum bir hastanede, delireceğim. Efsun Hanımcığım, bir kere daha düşünür lütfen. Bir kere daha benim için. Edip, Edip gel gel. Hayır Bahar'a baksan ya, kıdemli asistan dedik, kadın suç baratoneri çıktı başımıza. Vallahi ya, tuhaf adamın biri de sorgu morgu bir şey diyor. Timur Hoca ayarlamış. Yoksa adamın ofisine niye gitsinler yani? Bağırın başı der. Yeter! Allah'ın cezası, korktuk. Ne? Oğlum harbiden ne oluyor ya, iyi misin? Değilim. Sevdiğim kadın hakkında böyle ileri geri konuşturmam. Makara yapıyoruz oğlum. Yaptırmam. Şaka şaka. Gülmüyorum. Aa Doruk, sen iyice keçileri kaçırdın ama ha. Kaçırtmam. Aa bir kendine gel, bir sakin. Asıl siz kendinize gelin. Tamam. Bahar'la ilişkin biraz limoni olabilir. Aramıza kara kediler yahut kaplanlar girmiş olabilir. Ama şunu unutmayın. Gönlümün tahtında hala Bahar oturuyor. O tahtı sarsmanıza izin vermem. Rum, sen beni delirtmek mi istiyorsun ya? Bahar'ın seninle bir ilişkisi yok abi, anlıyor musun? Bahar'ın seninle hiçbir ilişkisi yok. Tamam Uğur'cum, bir sakin lütfen. Canım, sakin. Sakinim ben. Ben bunu sana sözlü anlattım, yazılı anlattım, vücut diliyle anlattım. Ne yapayım, gideyim bir de köprünün ayağına lazerle yazayım mı Bahar'ın seninle tamam. ilişkisi yok diye? Tamam beyler. Tamam, bir şey yok, sakin. Tamam canım, sakinim. Tamam Uğur, sen buna inanmak istiyorsan buna inan kardeşim. Ama şunu unutma, unutmayın. Gerçeklerin er ya da geç balçıkla sıvanmamak gibi bir huyu vardır. Ama öyle değil. Manyak bu ya. Vallahi manyak bu ya. İsim vermem. Verme. Tövbe. Hayır, lafı da yanlış biliyor. Laf öyle mi? Laf şöyle. Gerçeklerin er ya da geç gün yüzüne çıkmak gibi bir adeti vardır. Doğru. Doğru. Soğuk değil mi? Hava almak için. Boğuluyorum Res. Boğuluyorum. Nefes alamıyorum. Ya biz bu kararı aldığımızdan beri hiçbir şey doğru düzgün ilerlemiyor. Farkında mısın? Biliyorum. Yani kara bulutlar var sanki üstümüzde, anlamadım. İşte bak, ben bu yüzden nefret ediyordum evlilikten.
Çünkü sadece biz değil ki, bütün aileler evleniyor ya. Baksana, olaysız bir günümüz geçmiyor ya. Annemin dediği gibi kimse kimseye güvenmiyor. Ya biliyorum, çok klişe, evet çok klişe ama... evlenirken ailelerin anlaşması da çok önemli ya. Biz ne yapacağız bunlarla? Bebeklerimiz doğunca da devam edecek bu kavgalar. Ya ben annem problemli diye düşünüyordum ama... Bahar da şaşırttı beni. Ne diyorsun ya? Sen demedin mi annemi bu hale annen getirdi? Uras, ben annen olayı uzatmasın diye öyle bir şey söyledim. Yani Bahar'ın gece eve girmesi, annemin düşmesi, sence bunlar normal şeyler mi? Ben normal diye bir şey mi dedim? Ne dedin? Ben daha demin kavga ettim annemle ya bizim için. Bizi utandırdın dedim anneme. Öyle mi? Evet. Ben de ne dedim? Bahar'ı şikayet edersen beni unut dedim anneme. İyi demişsin çünkü annemle bu hale annen getirdi Seren. Öyle mi? Evet Seren. Benim annemi de senin annen bu hale getirdi. Seren! Bahar haklıymış Uras ya. Bizden aile falan olmaz ya. Öyle mi? Öyle. Öyle Uras. Baksana halimize. Biraz düşünelim, tamam mı? Ben çünkü ömrüm boyunca bununla uğraşamam. Tamam, düşünelim. Uğraşamam. İyice düşünelim, tamam mı? İyice düşünelim. İyice düşünelim. Bizden aile olur mu olmaz mı? Olmaz düşünelim. Çünkü belki de. Ben bu değilim. Bu değilim ben. Seren. Hı. Ne oldu, neyin var? Uras'la ayrıldık. Ne? Ne ne? Başından beri bunu istemiyor muydun zaten? Başardın işte. Ayrılık ne demek kızım? Baba, düşüneceğiz. Yani ailelerimiz böyle her gün birbirine girerken biz nasıl bir aile olacağız? Düşüneceğiz bunu. Seren. Seren. Ne demek ayrı? Bahar Hanım. Taburcum oluyorsunuz. Evet. Geçmiş olsun tekrar. Sağ olun Bahar Hanım. Ben bu meseleyi daha fazla uzatmayacağım. Sizi şikayet etmeyeceğim. Daha da büyütmeyeceğim. İyi, güzel. Mahcup olmamı falan mı bekliyorsunuz? Evinize girdiğim için kusura bakmayın. Benim evim. Kusura bakmayın. Bu arada demin Seren'i gördüm. Aziz Uras'la evlilik meselesiyle ilgili konuştuklarını söylediler. Ayrılmaya karar vermişler. Efsun Hanım, ben bu zamana kadar onların kararlarına hiç karışmadım. Yönlendirmedim de. Düşünmek istiyorlarsa düşünsünler. Doğrusu da bu. Bence siz de birazcık düşünün. Yani evlilik iki kişi arasında olan bir mevzu ya. Biz biraz fazla dahil olduk bence olaylara. Tekrar geçmiş olsun. Ama ne yargı dağıttı bu da? Sür beni Rıza. Anne. Nereye sürülmek istersiniz Efsun Hanımcığım? Maviliklere Rıza. Nereye sürüleceğim? Özür dilerim. Ben özür dilerim. Ben ne dediğimi bilmiyordum. Bir affet beni. Affetmek yok, affetmek değil. Affetmek değil, tamam. Sen dediklerini de hak duydun. Yani bizden aile olur mu? Olmaz mı? Ya. Düşünelim dedik. Sen benim dediklerimi boş ver. Benim söylediğim şey size değildi. Bak. Biraz zamana bırakın. Siz herhalde birbirinizi çok seviyorsunuz. Üstesinden gelirsiniz. O kadar çok şey oldu ki kafanız karıştı. Maşallah, maşallah, maşallah. Ne oluyor Ferdi, hayırdır? Sen şu mesafeni korur musun bakayım biraz? Ya nazar değmesin diye ya. Ya bugüne bugün bu hastanenin en çalışkan asistanları sizsiniz ha. Helal. Allah Allah. Ha, o manada. Hı hı. Aferin ya, biraz şöyle konuş. Hatta mümkünse başhekimimiz Timur Hoca'nın yanında da böyle konuşursan çok makbule geçer Ferdi. Ya aşk olsun. Ya ben hep Timur Hoca'ya söylüyorum. Diyorum dur böyle çalışkan diyorum. Yani Uğur böyle disiplin diyorum. Hep aklımda ağzımdasınız. Ya. Acil yaralı getiriliyormuş, koşun. Diyor ya. Ne? Evet, durumu nedir? 45 yaşında erkek hasta. Yüzeysel yaralanmaları var. Bilinç bulanık. Acil müdahale olun. Koş, 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 koş.
Bebeğin kalp atımlarını alıyoruz ama annenin durumu stabil olmadığı için. Dön. Tamam. Acil müdahale odasına. Hemen ameliyathaneye hazır edin. Ultrason da oraya getirsinler. Seren sen bendesin, tamam mı? Tamam hocam. Hocam hastanın durumu stabil değil. Açılma var mı? Hayır hocam. Bebeğim. Tamam yorma kendini, adın ne? Ahsen ben doktor Rengin. Bebeğin durumu iyi. Seni birazdan ameliyat alacağız, tamam mı? Önce bebeğimi kurtar. Hocam nabız düşüyor. Tamam, anesteziye hemen haber verin. Hadi anesteziye haber verin. Biz de hadi yıkanalım seni. Tamam hocam. Arkadaşlar genel anestezi olduğu için hızlı ilerlememiz gerekiyor. Ben sezaryene başlıyorum. Seren'e basamak getirin. Seren, kül şeklinde ilerleyeceğiz ve çok hızlı olmamız gerekiyor. Bir süre. Hadi bakalım. Hocam hastayı kaybediyoruz. Nabız alamıyoruz hocam. CPR'a başlıyorum. Durum monitörü kontrole. Hadi. Bu bir yer. Bistüri. Peyam. Hocam nabız aldık. Çok şükür. Hadi bakalım. Kız. Evet. Klap makas. Şimdi sıra bu güzel kızın annesinde. Onu hayatta tutmamız gerekiyor. Ahsen. Ben? Bana mı dediniz? Aşkım. Kıyamam ya. Karısını sayıklı, garip. Ne oldu? Çıktı mı sonuçlar? Çıktı. Görüntüleme sonuçları temiz. Yani kazaya bağlı kafa travması yok. Çetin'in sorun kafasına değil kardeşim. Neydi? Benim gibi kalbinde. Ahsen diye sayıklıyor adam. Ne aşklar var görüyor musun? Yani böylesini görmek istemezdim Doruk'cum. Düşünsene karını doğuma getiriyorsun. Gelirken yolda kaza yapıyorsun. Olacak iş mi yani? Evet olacak iş değil. İnşallah karısı ve bebeği kurtulur yani. Vallahi yazık adama. Nerede ya? Ne oluyor ya? Ne olacak? Yine acısını çıkarmaya çalışan bir hasta yakındır yani. Sen baksın. Çetin Sarışın buradaymış. Trafik tamam, kazası tamam, geçirmiş. Tamam ben hallederim. Hanımefendi merhaba. Çetin Sarışın burada, merak etmeyin, durumu gayet iyi. Öyle mi? Evet. Çok şükür. Şöyle bir durum var. Bebeğinin ve karısının durumu kritik. Acil ameliyat aldık. Karısı mı? Bebeği mi? Çetin Bey trafik kazası geçirmiş, yolda gelirken karısı doğum yapacak diye. Yani büyük tabi. Ne karısı be? Ne oluyor hanımefendi, niye bağırıyorsunuz? Hanımefendi burada bağırmayın lütfen. Karısı da benim, hamile oğlu benim, görmüyor musun sen? Hayda çarşı karıştı ya. Siz hamilesiniz ve Ahsen Hanım değilsiniz. Doruk sosu iyice batırıyorsun bence. Ahsen mi? Ahsen mi hamile? Vay şerefsiz vay. Hayır yani Ahsen'den ayrılmamış, Ahsen'i hamile mi bırakmış? Yani belki ayrılmışlardır canım. Ya sen susana be. Böyle ayrılık mı olur, hamile bırakmış diyorsun? Ben ne dediğimi biliyor muyum hanımefendi? Yani siz de benim niye üzerime geliyorsunuz bu kadar? Sen şimdi naneyi yemedin mi Çetin? Çetin!
Hanımefendi, hanımefendi ama olmaz ki böyle. Hanımefendi sakin. Güvenlik. Hanımefendi ne oluyor? Dur, dur, dur. Hanımefendi bir dakika sakin. Hanımefendi sakin. Kalk ulan. Hanımefendi nasıl kalksın adam? Görmüyor musunuz halini? Sakin olun. Kalkmasın zaten gebersin. Hatta o sevgilisiyle beraber gebersin. İnşallah öteki dünyaları boyla. İnşallah yarabbim. Hanımefendi siz de hamilesiniz. Hırpalamayın kendinizi bu kadar. Lütfen rica ediyorum. Bırak onu. Hayır. Hayır. Bırak her şey. Ya bıraksak da hıncını mı alsak? Ne dersiniz? Ne oldu? Doğru anam çok erken. Çok erken. Ferdi hemen Bahar'a haber ver. Koş tamam koş. Suyum geldi. Sakin olun tamam. Derin nefes alın, derin nefes alın. Acil müdahale odası hadi. Koş 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 koş. Abi. Hocam stabiliz. İki overpens, bir köşe sütürü. Uterus kontrakte değil. Karbetosin uygulandı. Metilergometrin uyguluyor. Seren, bu bir yan ekartör monte. Uterus kontrakte. Sanırım bağırsakta da perforasyon var. Hocam kazadan olabilir. Dur, koş Timur Hoca'ya haber ver. Hemen, hemen, hadi. Klemp. Acıyor ama tamam. Geçecek. Söz veriyorum. Şşş, şimdi. Lütfen. Biraz daha sakin olursam bebeğin durumunu daha net görebileceğim. Derin nefes, derin nefes. Doktorum, doktorum çok erken daha 8 aylar. Evet ama belli ki, belli ki bebeğin dünyaya biraz daha erken gelmek istemiş. Bu ne hikaye bu ya? Uzun hikaye ama ben şöyle kısaca özetleyeyim. Adam sevgilisiyle karısını aynı anda hamile bırakmış. Rengin Özü şu an sevgiliyi ameliyat ediyor. Sen de esas kadın. Çok konuşma Ferdi ya. İşini yap. Apandisit olabilir. Nasıl yani? Doğum sancısı değil mi bu? Evet ama belli ki stres ve apandisit doğumu erken başlatmış. Hiç merak etmeyin. Apandisit ameliyatınızı da doğumunu da aynı anda gerçekleştireceğiz. Tamam mı? Anestezi haber veriyorum. Evet. Timur Hoca'ya haber ver. Yok haber veremem. Kendisi ameliyathanede sevgiliyi ameliyat ediyor. Tamam başka bir cerraha haber ver o zaman. Ya çoğu da konferansta. Elimizde bir tek Evren Hoca var. İstiyorsanız onu vereyim. İyi. Evren Hoca'yı çağır. Tamam. Tamam canım. Ameliyatı alıyoruz. Sakin. Tamam. Sakin. Şimdi seni ameliyata alacağız. Bengin Hocam düşündüğünüz gibi bağırsak perforasyonu mevcut. Onarım gerçekleştirmeye çalışacağım. Pop-stop septik şok riski yüksek. Timur Hocam, uterus ara ara salıyor. İlaç sütürü atacağım. Tamamdır. Ben de bağırsak onarımını gerçekleştirmeye çalışacağım. Kırklık sütürü alayım. Niç atıp bitirelim. Seren, ekarte et. Tabii hocam. İyi ekarte et. Tabii hocam. Ellerini de kullan. Kadının kocası ne durumda? Kocası değil hocam, sevgilisi. Karısı yan tarafta. O da hamileymiş. Evren Hoca ve Bahar ilgileniyor. Nasıl ya? İkisini de mi hamile bırakmış? Niye şaşırdınız ki hocam? Olabiliyor ya hayatta böyle şeyler. Tam şaka yaptım, bakmayın öyle. Bebeği kurtardık, lütfen anneyi de kurtaralım, olur mu? Merak etmeyin, anneyi de kurtaracağız. Ekarte edebiliriz. Bebek orada. Nasıl yapacağım? Yapabilirsin anne. Bahar sen iyi bir doktorsun. Başaracaksın. Biz de yanındayız. Yaparsın Bahar. Ben sana... Yapacaksın. Sen evet. Yaparsın. Tamam bir susun. Yapacağım. Hadi Bahar. Başarılı falan ya. Çok güzel.
Biraz tut. Kordonu keseceğiz. Plan ve makas. Doğdu. İyi olduğundan emin olalım. Tamam. Erhan hocam, törtü diktikten sonra size teslim edeceğim. Tamamdır Bahar hocam. Bravo Bahar, çok iyiyim. Neredeyim ben? Hastanedesiniz Çetin Bey. Bir kaza yaptım değil mi? Aslen'in... Doğuma yetiştireceğim diye. Ben ne yaptım ya? Aslen iyi mi? Aslen Hanım'a acil ameliyat aldım Çetin Bey. Sakin olun. Sakin olun. Nasıl durumu? Yani ameliyat hala devam ediyor. Ameliyat bittikten sonra cerrahlarımız size gerekli açıklamayı yapacaklar. Ama... Ama ne? Doktor söyle. Bebeğe mi bir şey oldu? Karınız... Çetin Bey, karınızı da acil ameliyat aldık. Ne? Sakin olun, sakin olun, sakin olun. Allah kahretsin ya. Aslen öğrendi mi? Öğrendiği için ameliyatta. Yani apandis, stres falan derken doğum başladı. Yani maşallah Çetin Bey, turp gibisiniz ama hayatınızdaki iki kadının durumu kritik. Ben de bunu tutuluyorum işte ya. Bittim ben. Makas. Okay. Siz de izleyin hocam. Eline sağlık var hocam. Arkadaşlar operasyona başlıyorum. Bir sürü. Benzeri bir lejyon var. Doruk, patolojiye haber ver. Kağıdı sen yaz. Tamamdır hocam. Ne? Arkadaşlar, operasyona Bahar hocamız devam edecek. Kartoyu tutun. Buyurun hocam, ben yönlendireceğim sizi. Merak etmeyin. Her şey yolunda. Buyurun, başlayabilirsiniz. Vasküler dokulara, sinirlere dikkat ediyoruz. Evet hocam. Bağırsağa da dikkat. Olacak. Olacak Bahar hocam. Evet hocam. Sağ tarafta hocam. Çok güzel gidiyorsunuz. Evren hocam, Bahar hocam. Küvet. Hayırdır, bir sorun mu oldu? Hayır. Bahar hocamız doğumu çok başarılı bir şekilde yaptığı için ona bir ödül vermek istedim. Ellerinize sağlık hocam. Teşekkür ederim Evren hocam. Kadın doğumdan genel cerrahiye mi kaptırıyoruz seni Bahar? Panset alayım. Thank you.
Harikaydınız hocam. Hep birlikte harikaydık arkadaşlar. Timur hocam, postoprektal misoprostol vereceğiz. En son uterusa da bir ultrasonla bakarız ki ileride hematom olmasın. Bedeninize sağlık Rengin hocam. Biz de perforasyonu tamir ettik. 3 beyan bir koher alayım. Destekleyeyim mi? Evet. Seren, senden bir şey rica edeceğim. Bir bebeği kontrol eder misin? İyi olduğundan emin olmak istiyorum. Tabii hocam. Hocam ben peritonu kapatıyorum. Tamamdır. Bizim de işimiz bitti. Sizinle çalışmayı gerçekten özlemişim. Anneyi de bebeği de kurtardık. Ne oluyor? Hocam. Ne oluyor, ne oluyor? Bağırsaktan değil. Bağırsaktan olamaz. Amniyon sıvısı embolisi olabilir mi? Dur, hemen defibrilatörü hazırla. Çabuk. Makas. Hadi çabuk 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 hadi. 180'e ayarla. 180'e. Hazır hocam. Veriyorum. Timur hocam. 200. Hazır. Olmuyor. Olmuyor Timur hocam. Tır. Al şunu. 1001, 1002, 1003, 1004, 1, 1002. Timur. Hadi. Hadi. Hastayı kaybettik. Hayır, 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 olamaz. Saat 15:30. Kapatın arkadaşlar. Şu minik elime doğdu biliyor musun? Erken doğmasına rağmen de çok güçlü çıktı küçük hanım. Bu da benimki. Şunun güzelliğine bakar mısın? Aynı gün doğan iki kardeş. İki sayılırlar. Bebeklerimiz gibi. İçeri gitmem lazım Rengin Hoca. Bekliyor, haber bekliyor benden. Nasıl geçti? İyi, iyi. Anneyi de bebeği de kurtardık. Siz? Bebeği kurtardık. Ama anneyi kaybettik. Hangi anneyi kaybettiniz? Hangisini? Başınız sağ olsun. Ahsen Hanım'ı kaybettik. Deme yok zorunlu. Ne olur, ne olur deme. Sezaryen de ameliyatı sorunsuz geçti. Lakin ön planda amniyon emboli sıvısı denilen bir komplikasyon oluştu. O yüzden maalesef kurtaramadık. Benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Beni tanımasa, sevmese,
bunların hiçbirisi olmazdı. Sizi anlıyorum. Ağlayın. Yasınızı yaşayın. Ama sonra toparlanın. Ya çünkü size ihtiyacı olan geride bıraktığınız iki tane dünyalar üzeri kızınız var. Ve kendinizi affettirmeniz gereken bir karınız. Lütfen. Geride kalanlar için güçlü olmanız gerek. Başınızsınız. Şemsettin Bey, görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Oğlum, inanılmaz bir ameliyattı. Bahar'ı görmen lazımdı ya. Tek kişilik dev kadro gibiydi resmen. Yani bebeği çıkartırken var ya, eli titremedi, eli. Emirhan Hoca nasıldı? Ya işte hep aynı pozlar. İşte kadının apandisitini tak diye gördü. Kadının timurunu, aman timörünü laps diye aldı. İşte havalı saçlar, kirpikler falan. He? Yani fena değildi işte. Yani oğlum adam basbayağı işini yapmış yani. Bayağı bayağı ustalığını konuşturmuş. Bana rakibimi öldürtemezsin kardeşim. Kazanova Çetin yüzünden iki tane ameliyata da giremedim zaten. Vallahi ben Rengin Hoca ile Timur Hoca'nın ameliyatına girmek istemezdim. Hasta kaybetmeye hala alışamadım ben de. Oğlum. Duru. Sen ağlıyor musun? Gözümün önünde gencecik kadın. Duru yapma böyle. Biliyorum. Biliyorum yani çok zor. Ama şunu alışmamız lazım. Ben de alışamadım hala. Ama şunu biliyorum ki doktorluk gözünün önünde yaşanan trajediden çok daha fazlası. Yani bu gözler buradan sevdiklerine kavuşarak ayrılan insanları da gördü. Sen de göreceksin. Evet Duru. Duru haklı. Yani iyileştirdiğin insanları gördükçe işini daha çok seveceksin. Ha, kötü olanları da unutmayacaksın ama ders çıkaracaksın. Hem bak ne mutlu. Yaptığın işi o kadar çok seviyorsun ki onun için gözyaşı döküyorsun. Senin sadece yüzün değil, kalbin de güzel Duru. Buna tutun, işine sarıl. Allah Allah, ne oldu Dorukçum ya? Ha? İlham mı geldi bir yerden? Nereden okudun sen bunları? Hayat okulunda okudum Ferdi'cim. Doruk. Kaç mezunsun? 2003. Siz beni gerçekten çok güldürüyorsunuz ya. İyi ki varsınız. Ya gerçekten çok teşekkür ederim ya. İyi ki varsın. madem güldürüyoruz Durucuğum, o zaman sen de şu fakirlere bir kortado ısmarla da biz de gidelim ha. Hemen ısmarlayayım. Hem bende de hani alet toplar var. Bende de ne şakalar var ne şakalar. Bende de ne dedikodular ne dedikodular. Hadi be, gel şöyle bir sarılalım. Hadi. Sarılalım evet, sarılalım. Unutmam ama. Mesafeyi koruyoruz Ferdi'ciğim. Hocam başınız sağ olsun. Eminim ki siz elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Yaptım ama hastayı yaşatamadım. Siz çok iyi bir cerrahsınız. Ama günün sonunda insanız. Yani bizim de yapabileceklerimizin sınırı var. Benim sınırlarım yüzünden bir bebek annesiz kaldı. Evet ama sizin tedavi ettiğiniz anneler sayesinde de birçok evlat annesine kavuştu. Evet. Bazı şeyler bizi aşıyor. Hiçbir açıklaması yok ama şu. İçeride o babaya söylediğiniz gibi. Üzülün, ağlayın. Ama sizden şifa bekleyen hastalarınız için toparlanın. Ah!
Hangisi benim bebeğim? Şu minik minik nefes alan ay parçası sizinki. Ay parçası. Ne kadar güzel söylediniz. Ay parçam. Güzel kızım. Özür dilerim anneciğim. Bizim yüzümüzden dünyaya erken hazırlıksız gelmek zorunda kaldın. Ama söz veriyorum. Hep yanında olacağım senin. Biz birlikte büyüyeceğiz. Birlikte iyileşeceğiz. Sana sarılmayı dört gözle bekliyorum. Gelecek o günler, siz hiç merak etmeyin. Ama şimdi dinlenmenize bakın, olur mu? Nalan Hanım. O nasıl? Ah sen yani. Doğurdu mu? Doğurdu. Şu yandaki güzel kız da onunki. Çok sağlıklı maşallah. Ama Ahsen Hanım'ı kaybettik. Siz dediğim gibi bunları düşünmeyin şimdi lütfen. Dinlenmenize bakın, olur mu? Özür dilerim Reyhan. Parla'nın doğumunda yanında olamadığım için kim bilir o doğumhanede neler düşündüğünü, yapayalnız aklına neler geldi. Acını ya da mutluluğumu paylaşamadığım her an için özür dilerim. Öyle ya da böyle yani neden ne olursa olsun bunu senden duymak iyi geldi. Teşekkür ederim Timur. Tanışmak ister miydiniz Ahsen Hanım'ın bebeği? Bayağı küçük bir hanımmış bu ya. Evet. Çok evet. Ağlıyor. Anne sütüne ve biraz da şefkatine ihtiyacı var. İster miydiniz? Bilemedim ki yani. Olur mu? Kendi annesi olmasa da bir anne kucağı iyi gelebilir ona. Göğsünüze yaslayın, kokunuzu alsın, sakinleşecek. Sustu. Gerçekten sakinleşti. Evet. Bebekler her şeyi hissediyorlar. Sizin de şefkatinizi hissetti. Aç demiştiniz. Yani eğer isterseniz doyurabilirim. Siz isterseniz tabii ki. Ben size yardımcı olayım. İsterseniz arkadaşımı çağırayım, size yardımcı olsun, olur mu? Teşekkürler. Nalan Hanım, bir içeri bakabilir miydiniz? Ah, senin bebeğin mi o? Evet. Şafak Hanım rahmetli Ahsen Hanım'ın bebeğini emziriyor. Kendi bebeği erken doğduğu için yoğun bakımda. Ama bu bebeğin de anne sütüne ve şefkatine ihtiyacı var. Ve ne yazık ki annesi hayatta değil. Benim Şafak'la konuşmam lazım. Şimdi içeride bir bağ kuruyorlar. Bence bölmeyin. Özür dilemem lazım. Konuşmam lazım onunla. Keşke... Keşke. Keşke daha önceden konuşsaydınız. Keşke bu iki kadını kandırmasaydınız. Belki biri onurundan, diğeri canından olmazdı. Ben gerçekten pişmanım. Gerçekten. Görüyorum. Görüyorum ama sizin de görmeniz lazım Çetin Bey. Bu yaptıklarınız bir özürle telafi edilemeyecek yıkımlara yol açtı. Şafak Hanım, kızlarınız bütün hayatı boyunca bu olayın gölgesiyle yaşayacaklar. Pişmansınız. Tamam, anlıyorum. Ama artık özürden daha fazlasını yapmanız lazım. Size inanmasını istiyorsanız, güvenmesini istiyorsanız
daha fazlasını yapmanız lazım. Haklısınız. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an huzuru bozmayın yeter. Müsait misin? Müsaitim, gel. Bahar, ellerine sağlık. Çok güzel bir ameliyattı. Teşekkür ederim. Bu güzel ameliyata sebep olan gerçeği konuşalım mı şimdi de? Konuşalım. Evren, doktora gitmen lazım. Hem kendin için hem hastaların için. Bunu biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum. Zaten zorunda olmasam girmezdim ameliyata gerçekten. Biliyorum. Hastalarını riske atan biri değilsin. Sen biliyorum. Bahar, ben korkuyorum. Yani az çok biliyorsun geçmişimi. Beni iyileştiren şey cerrahlık oldu. Hayata tutunmama sebep olan şey. Yeniden ayaklarımın üzerine kalkmamı sağlayan şey. Ya ben ya bir daha cerrahlık yapamazsam. Neden hemen en kötüsünü düşünüyorsun? Hemen en kötüsünü düşünme. Evren, sen bak. Kimseler bu durumu fark etmeden. Sen bir git görün. Bakalım ne diyecek doktor. Tamam mı cerrah? Tamam. Hocam. Kusura bakmayın, boğazım kurudu. Ama benim size çok önemli bir şey söylemem lazım. Söyle şekerim, nedir? Hocam, Evren Hoca'nın ameliyatında bir an eli titredi. Ne? Nasıl? Ya vuruldu ya, bence sinirlerinde hasar kaldı yani. Bence öyle. Böyle ameliyatın ortasında durdu bir an böyle. Böyle elleri titredi. Elinde ayran ve tosta var mıydı? Ay, kusura bakmayın hocam, böyle apar topar koşturmanın şey üstünde. De nasıl böyle bir şey olabilir? Böyle önemli bir şey nasıl haber vermez? Nasıl haber vermez? Hocam haklısınız. İyi ki Bahar oradaydı. Bahar olmasaydı belki de kaybetmiştik hastayı. Anladım. Tamam, ben gerekeni yapacağım. Çıkabilirsin. Hocam. Üzülmeyin. Tamam, sağ ol. Merhaba. Evren hocam ya. Alper hocam. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ne kadar oldu görüşmeyeli? Valla bayağı oldu herhalde. Bakın cerrahisindeki haberlerini alıyoruz. Valla hocam, biz de sizin başarılarınızın haberini alıyoruz. Telefonda konuştuğumuz komplikasyonlar için geldin. Hı hı. Hızlıca bir raporlarına bakalım. Ardından da bir muayene. Tamam hocam. Geçelim. Tamam. Bize iki çay. Bahar. Vakıf Başkanı İsmail Bey seninle görüşmek istiyor. Neden? Evren'in ameliyatta yaşadığı komplikasyonla ilgili. Ne yaşıyorsun? Ne oldu ki? Bahar, ben bu hastanenin başhekimiyim. Eğer bir cerrah kendi sağlık problemi sebebiyle bir hastanın ölümüne neden verirse hepimiz çok üzülürüz. Yani bunu ne kendimize ne de başkalarına yapmaya hakkımız yok. Ben ne diyeceğim, ne diyecek? Neden benimle konuşmak istiyor? Evren'in ameliyattaki açığını sen kapatmışsın. Bu yüzden senin ifadene başvurmak istiyorlar. Bu arada ameliyattaki başarın için de tebrik ederim. Kurulda da gerekeni yapacağından eminim. Ha? Birazdan çağıracaklar seni. Hayır. Efren ya. Ay aç, niye açmıyorsun? Bahar. Efendim. Kurul toplanmış, seni çağırıyorlar. Ne oluyor? Bir şey yok. Yok yok bir şey. Tamam. Tamam sağ ol. Ya niye açmıyorsun? Neden açmıyorsun? Evren, sen buraya gelmeden önce anlattıklarından da, raporlarından da aklında bir fikir vardı. Maalesef durum düşündüğümden daha ciddi. Başına gelen talihsiz olaydan sonra, sen vurulduktan sonra
bir sürede nabız alınamayınca... Sinirsel bir hasar mı? Bunun sebebini şu an için tespit etmemiz mümkün değil. Ama nörolojik bir defisit var. Yani... Cerrahlık yapmam mümkün değil. Maalesef. Bahar Hanım, ameliyattaki hemşirelerden biri durumu başhekime bildirdiği için karşımızdasınız. Dosyalar burada. Ameliyatta Evren Yalkın'ın eli titredi mi? Eğer siz devralmasaydınız hastayı kaybedecek miydiniz? Yani hastayı... Bahar Hanım, tedirginliğinizi anlıyorum. Durum böyleyse meslektaşınızın cerrahlığı tehlikeye girecek. Ancak hastaların sağlığını düşünmek zorundayız. Böyle bir sorun olduğunu kabul ediyor musunuz? Dışarıdayım hayatım. Buluşunca anlatacağım. Ben hastanedeyim. Ben hastanedeyim de gelir misin? Buraya önemli bir şey oldu da. Yani bir saatte nöbetim biter. Hanımefendi. Tamam, ben de birazdan gelirim. Tamam. Hanımefendi geldi. Çıktılarını alalım. Ya ama yani olur mu böyle? 1,5 saattir sizi bekliyoruz yani. Kusura bakmayın. Buyurun. De ben alabilir miyim? Baba. Doruklardan öğrendim burada olduğunu. Baba tamam kızacaksan tamam lütfen başka zaman kız. Yani zaten herkes üstüme geldi bugün. Hiç üstüne gelmeyeceğim merak etme. Baba oğul dertleşeceğiz. Bir daha alabilir misin? Baba oğul. Sen her ne kadar inkar edersen et. Biz yine de baba oğuluz. Ben ne yapacağım? Yani ben Seren'i çok seviyorum. Ama ben olan hiçbir şeye hakim olamıyorum ki. Ya bugün gittim annemin kalbini kırdım saçma sapan. Oradan gittim o üzüntüyle Seren'in kalbini kırdım. O da dedi ki yani... ara verelim, ayrılalım dedi. Eşinle annen arasında kalmak zordur, bilirim. Sen hiçbir zaman arada kalmadın ki. Her zaman babaannemin yanındaydın. Çünkü annem yalnızdı. Çocuk gibiydi. Onu üzmeyeyim diye. Hata yaptım, Bahar'ın kalbini kırdım. Sen ne yap biliyor musun oğlum? Her zaman doğru olandan yana ol. Öfkeni kontrol et. Ayrıca ben Seren'le ayrılacağınızı düşünmüyorum. Tamam ayrılmadık, ne yapacağız biz? İki tane aile düşman oldu. Bugün hepimiz bir soruşturma geçirdik. Tamam annem suçlu. Ama onu da bu hale getiren Efsun Hanım. Ama baktığın zaman o da kendi çapında Seren'e annelik yapmaya çalışıyor. Yani biz bu ateşin ardısında nasıl bir aile olabiliriz ki? Bak şimdi siz birbirinize sahip çıkacaksınız. Biz de büyükleriniz olarak kendimize geleceğiz. Siz sadece birbirinizin mutluluğunu düşüneceksiniz. Başka bir şey düşünmeyeceksiniz. Biz de büyükleriniz olarak size destek olacağız. Tamam mı? Sıkma canım. Tamam. Senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Efsun Hanım'ı arar mısın? Ben mi? Yani annem konuşmayacak biliyorum. Tamam konuşurum ben. Tamam ara şimdi. Şimdi mi? Baba senden ilk defa bir şey rica ediyorum. Babalık yapmak istiyorsan ara şimdi. Tamam oğlum arayayım da bu saatte yani şimdi. Baba lütfen.
Zeynep, sence ben nerede yanlış yaptım? Evet, yanlış yaptınız. Hem de çok yanlış yaptınız. Çok yanlış. Nerede? Bakın, çok içtiniz. Hala da içmeye devam ediyorsunuz. Üstelik ilaç da kullanıyorsunuz. Çok yanlış. Ben onu mu diyorum Zeynep? Seren konusunda nerede yanlış yaptım diyorum. Ben öyle anlamadım. Fark ettim öyle anladın, anlamadığını. Şu telefonu. Ay, biri de beni doğru anlasa zaten. Efendim Timur Bey. Buyurun Timur Bey. Timur Bey, ama kusura bakmayın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeynep'ciğim, sen istirahat edebilirsin. Buyurun lütfen. Ben siz geçtikten sonra arabayı bir döndüreceğim şöyle. Hop, çarpmayalım. Hop, aa bayağı. Ben size içecek bir şey... Siz zahmet etmeyin, ben alırım. Ay tamam, teşekkürler. Hayırdır, ne konuşacaksınız benimle? Yani bu ara pek benimle konuşmak isteyen yok. Kavga etmek isteyen var. Laf sokmak isteyenler var. Kalbimi kırmak isteyenler var ama pek konuşmak isteyen yok. Bazen kendime soruyorum. Yani ben kötü bir insan mıyım? Kötü bir anne miyim? İnanın bu soruyu ben de sık sık kendime soruyorum. Ama siz bence kötü bir annesiniz. Yok, bence ben iyi bir anneyim. Hüsnü Hanım, sanırım biz biraz kara koyun gibiyiz galiba. Yani Rıza Bey size göre daha anlayışlı. Bizde de Bahar öyledir. Hep anlar çocuklarını, çocuklar da ona döktür. Ama bize gelince karşılıklı duvara tosluyoruz. Aynen. Ben Seren'in duvarını tosluyorum, o benim duvarımı tosluyor. Böyle yazın pencereye çarpıp duran sinek gibi kızıma ulaşamıyorum. Efsun Hanım, ben sizi çok iyi anlıyorum. Gerçekten mi? Gerçekten anlıyorum. Ama çocuklarınızın da sizi anlaması için biraz dikenlerinizi değil, sevginizi göstermeniz lazım. Ben sizin kızınızı ne kadar çok sevdiğinizi görüyorum. İşte evlenip gidecek diye onu kaybedeceğinizi düşünüyorsunuz. Galiba biraz öyle düşünüyorum. Ya çünkü eşiniz gittikten sonra her şeyiniz Seren olmuş. Bütün dünyanız o olmuş. Bir barışık, bir dargın ilişkiniz var. Eşiniz gibi davranmışsınız. Çocuğunuz gibi değil. Affedersiniz. Öyle davrandım galiba. Ben tek başıma Seren'i büyütmeye çalışırken hem kendimi yordum hem de Seren'i. Ama emin olun, kızınız sizi çok seviyor. Öyle mi dersiniz? Tabii. Yalnızca biraz kepenkleri kaldırmamız lazım. Neyi kaldırmayayım? Kepenkleri. Kepenkler. Vardır benim böyle kötü şakalarım. Ya siz çok komik bir adamsınız. Timur Bey, uzun zamandır beni kimse böyle dinlememişti. Gerçekten o kadar iyi geldi ki çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Bana da iyi geldi. Evren, neredesin sen?
Neredesin sen? Çok merak ettim. Aç bakayım şu telefonlarımı. Ne? İsmail Bey niye arıyor? Efendim İsmail Bey? Evren Hocam, iyi akşamlar. Bugün girdiğiniz ameliyatla ilgili rahatsız ediyorum. Asistan Doktor Bahar Özden'in verdiği ifade doğrultusunda sağlık durumunuzu değerlendirmeye alacağız. Bizim hastanemizde cerrahlık yapıp yapamayacağınıza daha sonra karar vereceğiz. Anlamadım. Bahar'ın verdiği ifadeye göre mi?